bizimle beraber olduğu için ve bilgilerini bizimle paylaşacağı ve bize katkı sağlayacağı için. Tayfun hocamızı hepimiz çok iyi tanıyoruz aslında. Böyle bir ortamda kendisini tanıtmaya çok gerek yok. Ama yine de kendisine hürmeten birkaç cümleyle ben Tayfun hocamın kısaca özgeçmişinden sizlere bahsetmek istiyorum. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. GATA Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda 1992 yılında doktorasını tamamladı. Aynı bölümde 95 yılında doçent, 2003 yılında da profesör unvanını aldı. 97-98 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜBİTAK ve Kuzey Teksas Üniversitesi bursları ile Kuzey Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi Farmakoloji Bölümünde ve 99 yılında da İtalya'da Eczacılık Fakültesi Toksoloji Bölümünde araştırıcı öğretim üyesi olarak çalıştı. 2013 ve 11 yılları arasında GATA Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı, 2011-13 yılları arasında GATA Yüksek Bilim Konseyi üyesi olarak görev yaptı. 2013 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kıdemli albay rütbesiyle kendi isteğiyle emekli oldu ve Türkiye Cumhuriyeti Üsküdar Üniversitesi'ni geçti. 2003-2012 yılları arasında TÜBİTAK, Ulak Bilim Türk Tıp Dizini Kurulu üyeliği, 2004-2012 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Madde Bağımlılığı Tedavi Usulleri Bilim Komisyonu üyeliği görevlerini yürüttü. 2007-2016 yılları arasında Türk Eczacılar Birliği, Eczacıları Birliği, Eczacılık Akademisi Bilim Kurulu üyesi, 2016-2019 yılları arasında da Eczacılık Akademisi Başkanlığı görevini yürütmüştü. Hocamızın birçok üniversiteden, birçok vakıftan böyle saymakla şu anda hani bitiremeyeceğim ödülü bulunmakta. Kendisi halen Türkiye Cumhuriyeti Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Bilimler Bölüm Başkanıdır. Ayrıca Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Rektör Danışmanlığı görevlerini yürütmektedir. Tayfun hocamız evlidir ve bir çocuk babasıdır ve bugün bizimle beraber bizlere COVID-19 ve aşılar ile ilgili bildiklerini, tecrübelerini aktarıyor olacak. Hocamızın sunumu yaklaşık 3 bölümden oluşuyor gibi böyle ana hatlarıyla söyleyebiliriz. Virüsler ve genel aşı bilgisiyle konuya giriş yaptıktan sonra orta bölümde aslında işte bu COVID-19 aşıları ülkemizde ve dünyadaki yapılan çalışmalar ve aşılar ile ilgili bilgiler verecek ki hepimizin aslında en sıcak ve heyecanlı olacağımız yer sanırım orası olacak. Sonrasında da aslında yine bence sunumun bitiş noktası da çok önemli. Çünkü aşı ve aşılanma neden önemlidir? Ve biz eczacılar olarak aslında bu konunun neresinde durmalıyız? Bir bilim insanı olarak ya da birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu olarak biz eczacılar aşılanma konusunun neresinde, ne konuda durmalıyız ve halkı nasıl yönlendirmeliyiz, nasıl bilinçlendirmeliyiz? Bu konudaki bilgileri de yine hocam bize aktarıyor olacak, karşılıklı tartışıyor olacağız. Daha önce Tayfun Bey'le görüştüm. Kendisi konuların arasındaki slaytla ilgili soruları olursa kendisine yöneltebileceğimi söyledi. O yüzden benim bir taraftan gözüm hep bu Q&A dediğimiz soru cevap bölümünde olacak. Ve oradaki soruları derleyip ilgili slaytlarda hocamın kendisine aktarmaya çalışacağım. Ama oldu da oralarda denk gelemedim gözümden kaçtı. Sunumun sonunda da yine hocamla paylaşmaya çalışacağım. Herkese şimdiden geldikleri için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli ve verimli bir toplantı için sözü Tayfun hocama bırakıyorum. Simla Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben de hem İstanbul Eczacı Odası'na öncelikle teşekkür ederim. Böyle bir imkan sağladığı için ve meslektaşlarımla bir buluşma sağladığı için. Gerek İstanbul Eczacı Odası'na kayıtlı, gerek başka ülkemizin başka noktalarından katılan tüm meslektaşlarımı selam ve sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepsine sağlık diliyorum. Gönlümüz arzu ederdi ki böyle bir toplantıyı yüz yüze yapabilelim. Ama maalesef pandemi koşullarında birbirimizi görmeden bu şekilde etkileşmeye gayret ediyoruz. Güzel bir giriş yaptınız. Aslında konuşmayı da özetlediniz. Ben konuşmama buradan evet. Bu bir virüs pandemisi ve belki çok basit olacak ama konuya daha iyi oryante olmak açısından çok kısa virüslerden bahsedeceğim.
Bu virüsler üremeleri için kompleks hücrelere ihtiyaç duyuyorlar. Genetik materyalleri DNA'dan ya da bir tek RNA'dan ibaretler. Ve küçük enfeksiyon etkenleri bakterilere göre tabii çok daha küçükler. Antibiyotiklerle bakterilere karşı çok büyük bir başarı kazandık biz ama virüsler çok başarılı olduğumuz bir mikroorganizma grubu değil. Bazı başarılar var ama yeterli değil. Zaten bunun bir pandemiye neden olabileceği, yüzyılda bir dünya pandemilerle tanışıyor maalesef. Biz de öyle bir tarihe tanıklık ediyoruz şu anda. Ve bunun bir virüs enfeksiyonu olacağı bekleniyordu. Hani Netflix'te falan millet şeyi çok fazla izliyor böyle komplo teorilerine dayalı şeyleri veya çeşitli dizileri izleyerek ya da sosyal medyada okuduklarıyla hızla komplo kurabiliyorlar ama bu beklenen bir şeydi zaten. Virüsler burada şekli görüyorsunuz aşağıda. Ben şu cursor'ı oynattığım zaman acaba görülüyor mu okun siyah ucu? Görülebiliyorsa mesela Evet, evet ben gayet görüyorum. güzel. Evet, Gayet herkes güzel. görüyor diyor. İzleyenler de görüyordur. Görüyor. Şimdi dış yüzeyinde tutunmalarına yarayan bir protein var ki bu bizim meşhur COVID-19'da da mızrak ya da spike. Spike'ı Türkçe'ye mızrak olarak tercüme edebiliriz, Türkçeleştirebiliriz. Tutunma noktaları var. Hücrelerin içine giriyorlar. Girdikten sonra da viriyon dediğimiz hastalık oluşturabilecek bir şekle dönüşüp çoğalıyorlar. Ve onun arkasından da bize zarar veriyorlar. Virüsler üç tür enfeksiyona neden oluyorlar. Bunları litik, persistent ya da ısrarcı ve latent zaman içinde ortaya çıkan olmak üzere üçe ayırabiliriz. Kızamık, polioinfluenza gibi litik enfeksiyonlarda dediğim az önce bahsettiğim viriyon dediğim yapılar şeklinde çoğalarak hücreyi öldürürler ve bulundukları yere saldırıp işte akciğerse akciğere, karaciğerse karaciğere nereye yerleşmişlerse o bölgede ciddi hasar oluşturabiliyorlar. Bir de ısrarcı süregelenler var. Burada hepatit B hepimizin aşina olduğu ve HIV'nin neden olduğu AIDS gibi enfeksiyonlar söz konusu. Burada hücre çoğalırken öbür taraftan hücre içinde yaşamına da bir taraftan devam ediyor ve ısrarcı bir süreyen bir enfeksiyona neden oluyor. Tabii hepatit B'de zaman içinde bu bir karaciğer kanserine dönüşme ihtimali var. AIDS de son derece öldürücü ama AIDS'in kendisinden ölmüyor insanlar. AIDS bağışıklık sisteminin tamamen baskılandığı bir durumda ortaya çıktığı için burada gelişen sekonder enfeksiyonlar nedeniyle birçok insan tabii ki hayatını kaybediyor ve çok öldürücü. Bir de latent olanlar var. En belirgini HIV, taşıyıcı durumunda olduğunuz enfeksiyonlar. Burada HIV'yi yıllarca taşıyıcı olup hiçbir şekilde hastalanmayan insanlar olabiliyor ama eninde sonunda bu bir AIDS'le sonuçlanacak bir tabloya dönüşebiliyor. Taşıyıcılar ayrıca da bulaştırıcı olabiliyor. Tabii HIV hem kan yoluyla bulaşan bir enfeksiyon hem de latent olması dolayısıyla bu da bir pandemi ama pandemilerin bu damlacık enfeksiyonu dediğimiz insanların sosyalleşmesine bağlı kapalı ortamlarda, sosyal ortamlarda rahatça yayabildiğimiz damlacık enfeksiyonları şeklinde olması maalesef çok kötü bir durum. Bu hem bulaşmayı çok artırıyor hem yaygınlık çok oluyor, işte pandemiye dönüşüyor. Öldürücü olması itibarıyla şu anda SARS-CoV-2 ya da COVID-19 %4 ile %5 arasında bir öldürücülüğe sahip hala bu kadar yaygınlaşmasına rağmen. Ama burada tabii ki rakamdan ibaret değil. Maalesef şunları duyuyoruz. Bu boş verenlerin içerisinde ya bu %5 öldürüyor, %95 hayatta kalıyor. Yani bunu ben niye bu kadar da kafama takayım ki? Yani bu bir rahatlık da sağlıyor aynı zamanda. Bu bir veba gibi mesela çok ağır öldürücü bir enfeksiyon olsaydı insanlar belki kimse şey yapmadan evlerin içinde dururdu çok zorlamadan. Maalesef karşımızda bulunan virüs, şu anda bizde pandemiye neden olan ve bizi zor duruma düşüren virüs maalesef hem damlacık yoluyla bulaşıyor, hem hızlı yayılıyor, hem de çok etkili bir virüs.
Burada sağda üstte elektron mikroskobideki görüntüsünü görüyorsunuz. Bunun etrafında böyle bir taç gibi spike ya da mızrak dediğimiz proteinler gözüküyor. Bu büyük bir virüs ailesinin, taçlı virüsler diyoruz, korona taç anlamına geliyor. Taşlı virüsler ailesinin bir üyesi COVID-19 ya da SARS-CoV-2 dediğimiz virüs. Bu tek genomu, tek iplikçikli RNA'dan oluşan büyük bir RNA genomuna sahip virüs bu virüs. Ve bunlara karşı sadece SARS-CoV-2 ya da COVID-19'a karşı değil, bu tip virüslere karşı henüz ciddi bir aşı geliştirilmiş değil. Bu tip virüslerin daha önce neden olduğu MERS ve SARS gibi enfeksiyonlar oldu. Onlar daha öldürücüydü. Ciddi öldürücülüğü yüksekti onların bununla mukayese ettiğinizde. Ama oralarda aşı çalışmaları ve bu faaliyetler gene başladı ama dünya çapında böyle bir pandemiye neden olmadan bu virüsler kendilerini sınırladılar, mutasyona uğrayıp kenara çekildiler. Ama bunun öyle bir niyeti yok. Bu öldürmeye ve yayılmaya maalesef devam ediyor. Şu anda elimizde radikal bir ilaç yok. Ancak işte Sağlık Bakanlığı'nın tedavi protokolünde de yer alan, bütün dünyada tartışılan antiviralleri falan kullanıyoruz. Destekleyici tedavi çok önemli. Hastanedeki destekleyici tedaviyle en son aşamada da artık oksijen satürasyonu çok düşmüşse entübe ederek insanları hayatta tutmaya çalışıyoruz. Şu anda elimizdeki en güçlü silah izolasyon. Yani mümkün mertebe maalesef o insan homo sapiens sapiens son derece sosyal bir yaratık. Biz çok sosyaliz. Sosyalliğe de çok alıştık. Bunu bir anda bu alışkanlıktan vazgeçip izole olmakta zorlanıyoruz. Maske takmamız gerekiyor. Çünkü damlacık enfeksiyonuyla bulaşıyor. Burada aralara bilgi de sıkıştırmam lazım. Bakın sadece bizim maske takmamız değil, karşımızdakinin de maske takması çok önemli. Biz maske takarsak ve karşımızdaki takmazsa maskeye rağmen gene enfekte olma ihtimalimiz var. Herkesin maske takması gerekiyor. Özellikle eczanedeki meslektaşlarımızın da bu işe çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yani hem çalışanların hem kendilerinin hem içeri girenin maskeli olması lazım hem kendilerinin maskeli olması lazım. El yıkama çok koruyucu bir şey aslında. Temasla azalmayı çok aza indiriyor. Burada şansımız bir dışında lipid tabakasından oluşan zarf dediğimiz bir yapısı var. Bu hızla sabunda çözünüyor. Deterjanlar da bunu öldürüyor. Hatta işte 80 derecelik 70 derecenin üzerindeki alkol de bunu öldürüyor. Çamaşır suyu da öldürüyor. Ama tabii bunları bizim ne 70 derecelik alkolü içme imkanımız var ne çamaşır suyunu. Gerçi Amerika'da içenler oldu ama Trump söyledikten sonra içmeye kalkışanlar ya da. Maalesef biz iyi etkili bir ilaca sahip değiliz. Tek şeyimiz şu maske, mesafe, izolasyon bununla. Şimdi şu sağ üstteki haritaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu harita daha yeni sayılır. Yani bir 10 günlük bir harita, 10-12 günlük. Şu anda da çok büyük bir değişiklik yok. Türkiye'ye dikkat edelim. Biz şu koyulaştıkça kırmızı, Türkiye bana göre şu anda kahverengi. Yani kırmızı gözüküyor burada ama kahverengiye doğru hızla maalesef gidiyoruz. Kuzey Amerika'ya dikkat edin, Güney Amerika'ya dikkat edin. Birçok ülke, şu Avrupa'nın şu kesimi ciddi şekilde günlük ölüm ve vaka sayılarının oldukça yüksek olduğu yerler maalesef. Bu hiç yabana atılacak bir sorun değil. Hocam burada... Evet. Tamam. Çok sözünüzü bağla keserek tabii, bu virüslere yönelik iki tane soru vardı. Onları size yöneltebilir miyim hiç aşılara girmeden? Bir tanesi virüs mutasyon geçiriyor mu diye gelmiş. Hani bununla dair bir bilgi var mıdır elimizde? Şu anlamda mutasyon geçirmedi virüs. Bizim beklediğimiz, en çok arzu ettiğimiz mutasyon aynen MERS ve SARS'ta olduğu gibi öldürücülüğünü azaltarak ayak altından çekilip gitmesiydi. Fakat öldürücülük sabit. Dolayısıyla bu manada beklediğimiz bir mutasyon olmadı. Ancak umut verici fakat kesin diyemeyeceğimiz bir şey var. Öldürücülüğünde de ciddi bir artış olmadı. Yani %5'lerin üzerine çıkmadı. Hala bulaşmayla mukayese ettiğimizde, yani test yapıp pozitif bulduklarınızla hastalananları mukayese ettiğinizde ve hastalananlar içinden de ölenleri
karşılaştırdığınızda o seyirde önemli bir değişiklik yok. Hani bir taraftan bunu yaygınlaştıkça virüs ufak ufak valizini toplamaya başlıyor gibi ama bu valizi toplama çok uzun sürebilir ve çok uzun bir zamana yayılabilir. O nedenle de hala tam olarak mutasyona iyi haber daha öldürücü durumda değil ama kötü haber öldürücülüğü halen devam ediyor. İkinci soruda çok teşekkürler. Koronavirüs herpes gibi vücutta kaldığı ve bir süre sonra vücudun bağışıklığı düştüğünde tekrar aktive olduğuna dair bilgiler dolaşıyor. Bu doğru mudur? Bu sadece koronavirüs için değil. Bir kere şöyle bir şey var. Aşağı yukarıdaki 10 güne çekti Dünya Sağlık Örgütü. Karantina sürelerimiz 14 gündü biliyorsunuz. Evet. Maksimum 14 gün pozitif çıkıyordu. Şimdi eğer test yaptırmış bir kişi, bakın bunun bir istisnası var. Bazı kişilerde daha uzun sürebiliyor. Nadir ama çok nadiren 14 gün, 15 gün, 20 gün pozitiflik devam edebiliyor ama çok az sayıda kişide. Ezici bir çoğunlukta 10 günde negatife dönüş oluyor. Eğer negatife dönmüşse zaten artık bu virüs yok vücudunuzda demektir ve artı plus bu virüse karşı antikor geliştirmişsiniz demektir. Burada tekrar virüse yakalanıp tekrar hasta olma olasılığınız çok 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 düşüktür. Ama şöyle hasta olabilirsiniz tekrar. Dikkat etmiyorsanız ve immün sisteminiz düşmüşse ve yeteri kadar antikor geliştirmemişseniz, şimdi bu antikor geliştirme işi de tartışmalı. Bazı insanlarda büyük bir çoğunlukta en az 4 ay kadar antikor geliştirdiği ve koruyucu olduğuna dair veriler var. Ama bazı kişilerde çok daha kısa süreli olabilir. Çeşitli nedenlerle antikor kaybolabilir. O zaman ikinci defa bulaştığında tekrar hasta olursunuz tabii. Yoksa virüs girdi, vücudunuzda yan gelip yattı, böyle uzun bir süre sonra tekrar sizde enfeksiyona neden oldu. Negatife dönmüşseniz, negatif olduğunuzu o yüzden de ben söylüyorum. Mesela arkadaşlarım beni arıyor, yakın arkadaşlarımızdan da maalesef hasta olanlar oldu veya evinde geçirenler. Hocam ben iyileştim artık tamamen, verdikleri ilaç da bitti. 10. 11. gündeyim artık işe döneyim mi? Dön diyorlar zaten. Tekrar bir test yaptırayım mı? Bence test yaptırıp negatifliği teyit etmek lazım. İnsanlar test yaptırmadan dönüyorlar işlerine. Bazılarında bu süre uzayabilir. Evet, 10 gün yeterli gözüküyor ama nadir de olsa bazılarında bu süre uzayabilir. Tabii bu arada sorular arka arkaya gelmeye başladı. Bu biraz önceki harita ile ilgili bir soru gelmişti hocam. Evet. Haritada Afrika'da korona yani Afrika gibi ülkelerde korona yayılmasının az olması yani renginin kırmızı ya da bordo değil de pembe ya da beyaza yakın olmasının sebebi Evet. sizce nedir? Veri kısıtlılığı mı yoksa hava ile ilgili bir şey Şimdi mi? ikisi de olabilir. Yaz döneminde biz Türkiye'de de söylemiştik zaten. UV ışınlar, güneşin UV ışınlarının dik gelmesi burada önemliydi ve insanların açık havada bulunması, toplu yerlerde çok fazla bulunmaması önemliydi. Biz yazı şu ana göre kıyaslarsanız yaz bunun yanında harikaydı. Yani çok daha rahat geçirdik ama orada da bir fırsatı kaçırdık. Orada biz sıfırlayabilirdik bunu kurallara uysaydık. Çin gibi bakın Çin de pembe orada. Şimdi Afrika'da bir veri eksikliği olabilir. Bazı ülkelerde bu doğru. Bir de dikkat ederseniz Güney Afrika'da durum daha kötü. Orası veri eksikliğinin çok olmayacağı bir yer. Bir de çok daha sıcak olan Afrika'nın daha kırsal yaşamın daha fazla olduğu bölgelerinde de daha az olması normal. Hem veri eksikliği hem de şu andaki iklime bağlı, iklimin daha sıcak olmasına bağlı daha az seyir orada görülebilir, evet. Şimdilik bu kadar. Sadece bir soru daha var ama hani bu aslında sizinle Onu de bu da konuyu konuşmuştuk. Hani bunun üzerinde durmasak da olur diye ama yine de hani buyurun. izleyicilerimize de isterseniz paylaşalım. Bu virüs laboratuvar ortamında mı üretildi yoksa gerçekten Ben hani hani net söyleyeyim fikrimi, çok net söyleyeyim. Bu virüsün genomundan bahsettim. Yani büyük bir genomu var. Bu virüsün genomunu biliyoruz. Bütün kimliğini biliyoruz. Laboratuvarda mı üretildi? Yani bir laboratuvardan da bir virüs kaçabilir. Siz çalışma yapıyorsunuzdur. Bu olabilir ama burada özellikle üretilmiş
komplo teorilerini destekleyecek bir şeye inanmak bizim için vakit kaybı olur. Biz şu anda kimliğini biliyoruz bu virüsün. Çin bunun genomunu çok hızlı paylaştı. Çin burada harika bir iş yaptı. Ben orada hani Çin'i başlangıçta çok eleştirdik hepimiz. Dünya Sağlık Örgütü de eleştirdi. Ama bütün dünyayla paylaştı. Çok şeffaf devam etti ondan sonra. Bu şeylerin yani komplo teorilerinin bize şu anda bir faydası yok. Bunlarla vakit geçirmenin bir manası da yok. Şeyi biliyoruz, genomu biliyoruz. Bunu nasıl halledeceğimizi konuşmamız lazım. Ama şahsi kanaatim bu bir komplo virüsü değil. Devam edebilirim sanırım. Evet, edebilirsiniz hocam. Tamam. Şimdi bir bulaşıcı hastalıkla karşı karşıyayız ve bu şeyle yayılıyor. Yani solunum yoluyla, damlacıkla yayılıyor ve sosyalleşmeyle yayılıyor. Yani ne kadar sosyalseniz riskiniz artıyor. Ne kadar kalabalıklarla iç içe oluyorsanız riskiniz artıyor. Şimdi enfeksiyonlardan korunmada 3 temel yol var. Bu temel sağlık, halk sağlığı alanının 3 temel konusu. Enfeksiyon kaynağını kontrol edersiniz. Bakın filyasyon lafını duymuşsunuzdur. Türkiye bunu gayet güzel uyguluyor. Çok Avrupa ülkesi bunu yapamadı mesela. Biz bunu ta başından beri yapmaya çalışıyoruz. Ve burada da biliyor musunuz çok diş hekimi arkadaş çalışıyor. Yani bizim gibi sağlık profesyoneli olan onlara da çok saygı ve sevgi duyuyorum ben. Yanlarında birçok başka işte yardımcı kişiyle birlikte kapı kapı dolaşıyorlar. Hasta kişileri bulmamız lazım ve ayırmamız lazım. Yani bu filyasyon çalışmaları, enfeksiyon kaynağının kontrol edilmesi lazım. Yani şu izolasyon dediğimiz pozitif olanların diğerlerinden ayrılması konusu önemli. İkincisi bulaş yoluna yönelik önlemler alınabilir. İşte kaynak tespit edilir. Mesela kolera salgınına bir su deposunun neden olduğu anlaşıldığında kaynak kurutuldu. İşte sıtmaya bataklıklar neden oluyorsa bataklıklarla mücadele edersiniz, sivrisinekle mücadele edersiniz vesaire. Bulaş yoluna yönelik önlemler alırsınız. En önemlisi şudur, üçüncü madde, sağlam kişinin korunması. Şu anda evet, toplumun bir kısmı korona, bir kısmı Allah hepimizi korusun, hayatını kaybediyor, ciddi hastalanıyor. Şu anda yoğun bakımlar artık zorlanmaya başladı. Bizim sağlıklı olan kesimi bu virüsle mücadele edecek duruma getirmemiz lazım. Korumamız lazım virüsten. Onun için de aşılama, yani ön plana aşılama çıkıyor. Ve aşılar bağışıklık sistemini uyararak hastalığa karşı koruma sağlayan, böyle mikroorganizma hastalıklarına karşı koruma sağlayan biyolojik ürünlerdir. Ne oluyor aşıyı verdiğimizde? Bu yeni bir virüs, bizim organizmamız o virüsü tanımıyor. Biz bu virüsü tanıtıyoruz aşı yoluyla organizmamıza. Organizmamızın immün sisteminde virüsle karşılaştığında ayakta uyuyan, bakın bu virüs sinsi bir virüs. Çaktırmadan giriyor, ayaklarının ucuna basa basa gelip hücreye dokunuyor, bir yerlerden hücrenin içine sızıyor. Zaten faaliyete geçtiğinde iş işten geçmiş oluyor. Şey uyanıyor, bekçiler uyanıyor ama hani karşılıklı olarak böyle karanlık bir yerde ne bileyim elektrikler kesilmiş. Birdenbire aynada kendinizi görüyorsunuz şeyi yaktıktan sonra ederler mumu elinizde yakınca ciyak diye bağırıyorsunuz. Karşınızdaki de bağırıyor gibi bir durum hani karşılıklı böyle bir bağırmanın kimseye bir faydası yok. İşte stokin fırtınasına falan neden oluyor o noktada. O yüzden de hücrelerimizin bunu önceden tanıması lazım. Hani niye stokin fırtınası oluyor bazılarında? Bağışıklık sistemi olması gerekenden çok yüksek dozda bir reaksiyon veriyor. Yani çok ciddi bir düşmanla karşı karşıya olduğunu ve buralara kadar nasıl geldi bu, ben bunu nasıl fark etmedim diye ortaya çıkınca ne oluyor? O aşırı bağışıklığın yarattığı stokin fırtınası ardından ölümle sonuçlanıyor. Ha bu noktada bağışıklığın ne ölçüde ne kadar artırılacağı da ayrı bir konu. Yani millet böyle tamam otla, karışımlarla falan bol C vitaminiyle ben de karşı değilim. Ben de C vitamini kullanıyorum bağışıklığı direnci diyelim artırmak için ama C vitamini direncinizi artırır. Doğrudan doğruya gidip bağışıklık hücrelerinizi falan uyarmaz sizin. Ama
bağışıklığı artıracak diye farklı bir takım tedaviler uygulanıyor veya çaktırmadan yapılıyor. Hatta buralarda merdiven altı ürünler bile kullanılıyor. Yok ozon tedavisi, yok bilmem ne tedavisi, bir takım işlere giriliyor. O sakıncalı da olabilir. Yani burada dikkat etmek lazım. Yani aşılar çok basit ikiye ayrılır. Canlı ya da zayıflatılmış aşılar var. Bugünlerde de çok konuşuluyor artık. Örneklerini vereyim. Canlı aşı ne? İnaktif aşı ne? Bunu belirteyim öncelikle. Burada vahşi virüs, yani hastalığı yapacak virüs ya da bakteri, neyse konumuz virüs, virüsü alalım. Biz bu virüsü zayıflatıyoruz, biraz onu dövüyoruz, sersemletiyoruz falan çeşitli yöntemlerle. Bunu vücuda veriyoruz, bu vücutta çoğalıyor ama eli kolu kanadı kırık olduğu için hastalık oluşturmuyor. Ve bunu da rahatça bizim vücut hücrelerimiz dövüyor ve orada bir bağışıklık kazanıyoruz ve bunu da tanıyor. Bunun aslı geldiği zaman da buna karşı artık uyanık oluyor vücut. Ve bunlar tek dozda, bakın tek doz önemli, tek dozda oluşturuyorlar, bağışıklık yaratıyorlar. Bunlar ısı ve ışığa duyarlı, o yüzden saklanmaları vesaireleri önemli. Bunlar bağışıklık sistemi baskılananlara, gebelere kesinlikle uygulanmıyor. Neler var bunların arasında? Vereme karşı kullandığımız BSG, kızamıkçı, kaba kulak, su çiçeği, oral polio, böyle aşılar. Şimdi ikinci grupta şu meşhur Çin aşısının da bulunduğu, geleceğiz bunlara, inaktif aşılar var. Burada etkenin öldürülmüş tamamı, yani burada öldürüyoruz virüsü artık, sersemletmiyoruz, tamamen ölü virüsü. Veya bu virüsün bir parçasını alıp buradan üretilmiş aşıyı vücuda enjekte ediyoruz ve bu şekilde vücuda tanıtıyoruz. Burada önemli olan nokta şu, tabii bunun da duyarlı olduğu, ısıya vesaire duyarlı olan aşı tipleri var burada. Onları maalesef hani unutmuşum, kusura bakmayın ama biraz da özet bilgi. Bir de ben size kaynak da vereceğim, yani bu şeyin sonunda, bu sunumun sonunda. İnternetten çok rahat indirebileceğiniz gayet güzel yerli ve milli bir kaynak da vereceğim. Türkçe bir kaynak. Çok işinize yarayacak. Benim de çok işime yaradı aşı konusunda açıkçası. İnaktive aşılar da birden fazla uygulama gerekiyor. En az iki uygulama. Zaten şu anda biliyorsunuz bu tartışılan Alman aşısı dahil, messenger RNA aşısı dahil iki doz yapılması gerekiyor burada. Ve burada zamanla antikor düzeyleri yükseliyor. İlk seferde %50'ye yakın oluyor birçoğunda, %40-50. İkinci dozdan sonra bu %70'leri geçiyor, %90'lara kadar ulaşıyor. Burada da polio, hepatit A ve B, kuduz, influenza, boğmaca, pnömokok, meningokok, tetanoz aşılarını da bu grupta sayabiliriz. Şimdi biz Türkiye olarak aslında aşıyı neden bu kadar pespaye tartışıyoruz? Bu beni üzüyor açıkçası. Çünkü bizim harika bir aşı geçmişimiz var. Ta Osmanlı'dan beri gelen. Osmanlı döneminde çiçek hastalarının derisi üzerindeki lezyonlardan bir materyal bulunup sağlıklı kişilerin derilerine sürülerek hastalığa karşı bir koruma sağlanıyor. Osmanlı o dönemde çiçek salgınının dünyayı kırıp geçirdiği dönemde İstanbul'da özellikle buradan bir başarı sağlıyor. Şimdi burada sağ tarafta Mary Montley Montagu'yu görüyorsunuz. Bu kitaplarda filan Lady Montagu diye ünlü İngiltere Büyükelçisi'nin eşi. Bu hanımefendi iyi bir gözlemci, bunu fark ediyor ve bir hatıratı var, oraya yazıyor. Ve bu İngiltere'de de çok konuşuluyor İngiltere'ye döndükten sonra. Ve hatta denir ki Edward Jenner, biliyorsunuz çiçek aşısını mucidi, 1796'da ilk çiçek aşısını üretiyor buradan esinlenerek. Ve bu çiçek aşısını izleyerek pek çok aşı geliştiriliyor. Tabii şu soruyu sormadan edemiyor insan. Ya biz bunu bu kadar böyle yapıyoruz da neden bizim bir bilim adamımızın ismi anılmıyor? Biliyorsunuz Hazar Fen Ahmet Çelebi de ilk defa uçtu Galata'dan, geldi Üsküdar'a kondu. İyi bir geometri bilginiydi, orada çok büyük hesaplar vardı. Ve ben de merak ediyorum, yani ilk defa uçmayı düşünen ve uçmaya teşebbüs eden bir Türk olmasına rağmen uçağı niye İngilizler icat etti? Yani
Aşıyı da aslında biz bayağı düşünmüşüz bu topraklarda. Uygulamalarımız da var. Ama maalesef biz çok fazla şimdi de onu yapıyoruz. Yani oraya bugünkü duruma da bir gönderme yapmaya çalışıyorum. Bakın burada Osmanlı döneminden olduğunu başındaki fesinden anlayabileceğimiz bir arkadaş. Bunlar gerçek fotoğraflar. Ve biliyor musunuz acaba Osmanlı 1885'te çiçek aşısı için kanun çıkarmış bir ülke. Avrupa'nın birçok ülkesinden daha önce. 1885'te biz aşı kanunu çıkarmışız ve aşı laboratuvarlarını kuruyor. Kuduz aşısı keşfediliyor. 3 yıl sonra hem kuduz aşısını hem difteri serumunu Osmanlı'da biz üretiyoruz. Hatta o dönemin padişahı Sultan Abdülhamit olabilir büyük bir ihtimalle. Biz pastöre teklifimiz var. Gayet güzel, iyi bir para teklif ediyoruz. Gel bize bu aşı işini yap, biz de bunu üret, götür, yürüt diye. Pastör reddediyor ama iki tane asistanını iyi bir paraya bize gönderiyor. Ve biz bu işi, kuduz aşısını ilk üreten ülkelerden biriyiz. Ve bizim hıfzı sahamız, hani şu beğenmeyip kapattık ya hıfzı sahayı. Aşıları dedik ki dışarıdan ithal edince daha ucuza geliyor. Burada personel maliyetiydi falandı filandı. Bakın oralarda büyük hatalar yaptık biz. Bu hataların maalesef bugün bir bedeli oluyor ciddi şekilde. Hıfzı sahayı kapatmayacaktık. Kendimize yeten aşıyı güzel bir teknolojiydi oradaki. Ama şu anda bu farkındalık var ve bunu tartışıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki aşılama insan sağlığına bugüne kadar en çok katkısı olan uygulamaların başında gelir. Neden? Koruyucudur. Çünkü hastalanmadan önce aşıyla korunursunuz. Bakın şu kadar hasta var şu anda. Covid-19 hastalarının her birinin bir maliyeti var. Ekonomiye getirdiği, kullandıkları ilaçlar var, iş gücü var. Hekimler, işte hemşireler, herkes seferber olmuş durumda. Halbuki bu insanlar hasta olmasa ekonomik olarak da harika bir yol aşılama hizmeti. Ve alttaki sarıyı koydum. Sarı olarak da işaretledim. Aşı konusunda bu kadar önemli bir geçmişe ve altyapıya sahip olanların torunlarının 21. yüzyıldan 20 yıl geçmiş hala komplo teorilerine inanması, hala aşı ilaç düşmanlığı yapması üzerinde düşünülmesi gereken bir durum. Tabii ki toplumun büyük bir kısmını tenzih ederim, bunun dışında tutarım. Ama bazen çılgına dönüyorum çünkü okumuş, etmiş, yüksek tahsilini tamamlamış eczacı, hekim arkadaşların bazıları da maalesef bu görüşte. Ama bu bir yere de dayandıramıyorlar bunu. Bu konuşmanın içinde bir yerde ona da değineceğiz. Hocam Buyurun burada Simra Hanım. Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili bir soru var. Hani bir önceki slaytta. Buyurun. Şimdi şöyle der bir katılımcı. Dünya Sağlık Örgütü aslında bu pandeminin başından beri bizi biraz hayal kırıklığına uğrattı. İlk başta pandemi ilan etmekte gecikildi. Evet. Çok basit bir maske konusunda uzunca bir süre kullan kullanma netleşmedi. Şimdi de hani Dünya Sağlık Örgütü'nü bu şekilde söyleyip güvenilir olarak bir kaynak olarak göstermek bizi birazcık tedirgin ediyor. Ne düşünüyorsun? Net söyleyeyim, Dünya Sağlık Örgütü'nü seviyorum. İyi ki var. Dünya Sağlık Örgütü olmasa, inanın şu anda bu aşıların bu fiyatlara alınması dahi mümkün olmayacaktı. Dünyada böyle bir baskı oluşmayacaktı. Dünya Sağlık Örgütü bir organizasyondur. Hataları olmuştur. Çin de geç vermiştir zaten şeyi, biraz gecikmiştir ve Çin şaşırtmıştır ilk başta dünyayı. Dünya Sağlık Örgütü baskı altındadır. Bir, medyanın baskısı altındadır. İki, endüstrinin baskısı altındadır. Üç, dünyada giderek ticarileşen sağlık, hasta, müşteri meselesinin baskısı altındadır. Böyle bir baskıyla başa çıkmak çok kolay değildir. Dezenformasyonlar da yapılmıştır. Ama Dünya Sağlık Örgütü bir organizasyon olarak gerekli ve iyi niyetli bir örgüttür. Bu örgütün içinde çürük elmalar da çıkmışsa ayıklanabilir. Bu denetim mekanizmaları vardır. Dünya Sağlık Örgütü bu kadar yapabilmiştir bu şartlarda. Baktığınız zaman biz bu pandemide ne gördük? Millet birbirinin maskesini çaldı.
Onlar gelişmiş ülkelerdi bunların bazıları. Biz bu pandemide ne gördük? Bilimin böyle Kâbesi gibi görülen ve çok üst düzey teknolojiye sahip işte dünyanın en gelişmiş ülkesi dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlar sokaklara dökülüp gösteri yaptılar. Trump gitti, Trump. Yani bu işin sonunda bu kolay değildi bu pandemi sürecini yönetmek. Hele bu dezenformasyonların ve sıkıntıların altında. Peki Amerika'da insanlar niye ayağa kalktılar? Niye sorguladılar? Çünkü Amerika kapitalist sistemi ta başından beri en acımasız uygulayan ülkeydi. Amerika'da ben de kaldım. Amerika'da bir yıl yaşadım. İnsanların çoğu ellerindeki bir sağlık sigortasının asgari bir şeyiyle idare ediyorlar. Ama böyle bir pandemiyle yüzleştiklerinde basit bir viral enfeksiyona karşı herhangi bir korumanın bir şeyin sağlanamayacağının açıklanması insanları bir gerçekle yüzleştirdi. Sosyal devletin önemiyle. Bundan da bahsedeceğiz. Buna da bu kadar cevap vermiş olayım. Ben Dünya Sağlık Örgütü'ne güveniyorum. Evet, bazı hatalar olabilir, gecikmeler olabilir ama bu o kuruluşu biz eğer güvenmeyi bırakır ve o kuruluşu bu kadar acımasızca üzerine gidersek bizi koruyacak başka bir şey kalmaz. Yarın Dünya İnsan Hakları Günü galiba. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin neresinde durduğumuz da ayrı bir tartışma konusudur. Teşekkürler. Devam edebilirim herhalde. Lütfen. Evet. Şimdi aşağıya iki tane böyle yakışıklı fotoğrafımı koydum, gülümseyen falan ama reklamımı yapmak amaçlı değil. Burada bir öngörü ve bir şey söylemeye çalışacağım. Sol tarafta ve sağ tarafta iki tane benim sözümü görüyorsunuz. Biri 14 Haziran 2020, biri de 7 Nisan 2020. Şimdi 7 Nisan'da demişim ki eczacılar risk altında. Keşke bunu çok daha geniş bir şeyde söyleseydim. Risk grubu dediğimiz grupta bakın hekim ve hemşireler, hastane çalışanları, eczacı ve eczane çalışanları, diş hekimleri, 65 yaş üstü kronik hastalığı olanlar, 50 yaş üstü insanlar, meslek icabı çok sayıda temaslı ihtimali olanlar. Bunlar riskli grupta ama en riskli grup sağlık personeli. Ve eczacılar da bunun içinde bakın hiç konuşulmadı. En başlarda hiç konuşulmadı. O geçtiğimiz günleri hatırlayın. Mart ayını falan hatırlayın, Martları, Nisanları. Hekimleri çok konuştuk. Allah hekimlerimize de güç kuvvet versin. Hiç şey yapmam ama eczacı hiç gündeme gelmedi. İlk aslında koronadan ilk ölen kişi de bir eczacıydı Beyoğlu'nda. Ve ben bunu söylediğimde eczacılar risk altında dediğimde bizim total kaybımız 3 kişiydi o gün. Bugün 30'u geçtik. Yani daha fazlasının olmaması için bizim kendimizi de korumamız lazım. Yani hastanedeki hekim kadar eczacı da şuna inanması ve bilmesi lazım artık. Yani biz de risk altındayız. Eczacılar da risk altında ve aynı durumdayız. Bu bir meslek hastalığı falan sayılacaksa, bakın tamam hekimler kendi aralarında bir şey yapıyorlar, ne elde edebiliyorlar bilmiyorum. Hemşireler uğraşıyor. Ama bence vakit geçirmeden eczacı örgütlerinin de harekete geçmesi lazım. Meslek hastalığıysa biz de meslek yapıyoruz. Yani bizim de burada şeyimiz olması lazım ve 30 eczacı az bir sayı değildir. Allah hepsine rahmet etsin. Başka kayıplarımız olmasın. Dileğim bu. Ama eczacılar risk altında dedikten sonra ben çok fazla da böyle ben bunun yayılacağını örgütün işte çatı örgütün falan daha fazla bu konuyu dillendirmesini beklerdim. Bunu dillendirelim lütfen. Şimdi kalabalık ortamlar, denetimsiz yerler, dışarıda yemek yeme, yaz boyunca yayılmanın en büyük nedeni açık hava canım, açık mekanlarda yan yanayız. Yemek gelince maskeyi çeneye indir, yemek ye, ondan sonra hesabı öde git. İnsanlar çok güzel sosyalleştiler ve virüs yok olmadı. Virüs sinsi sinsi yayılmaya devam etti. Kış gelince de punduna getirdi zaten. Önüne geleni sobeliyor şu anda. Gereksiz hastaneye gitme, maalesef artık hastaneye korkuyoruz. Kimse gidemiyor. Bir de yan ürünü var bakın. Covid'den ölenler var.
Covid korkusuyla hastaneye gitmeyip kalp krizini, kronik hastalığını, bir takım problemlerini erteleyip bu yüzden hayatını kaybedenler de var. Onların çetelesini daha tutmuyoruz. Onları pek kimse konuşmuyor. Herkes gidiyor diyor ki İstanbul'da bugün şu kadar fazla ölüm sayıları arttı. Ölüm sayısının artması sadece Covid değil. Covid yüzünden hekime ve hastaneye ulaşamama ya da Covid yüzünden kaliteli tıbbi şeyi alamama, yoğunluk yüzünden kaliteli tıbbi müdahaleyi alamama, ambulanslar bile artık eskisi kadar hızlı ve çabuk gelemiyor. Bulunduğum semtte İstanbul'da ambulans sesinden durulmuyor çünkü etrafımda iki tane hastane var. Umumi tuvaletler bakın önemli. Tuvalete dikkat etmek gerekiyor. Maske kullanmama ve hijyene devam etme. Şimdi önemli bir konu. Bir %90, %95 etkinlikten bahsediliyor her aşıda. Ve öncelikle şunu söylemek isterim. Türkiye'de ithal edilen tüm aşılar, yani gelecek olan şu Çin aşısı, Alman aşısı, artık Venezuela neyse, nereden aşı gelecekse, herkes şöyle bir hataya düşüyor. Sanki aşılar geldi, raf raf dizildi bir yerlere ve bizim millet aşı seçiyor. Çin aşısını mı olayım, Alman aşısını mı olayım? Ya kardeşim şu anda daha ortada aşı yok aslında. Faz 3 çalışmaları var, sonuçları var, sipariş veriliyor. Tabii ki sipariş vereceksiniz. Sipariş vermezseniz alamazsınız. Ona göre üretim bandını ayarlayacak adam ve üretim yapacak sizin siparişinize göre. Ama bu sizin o ürünü peyderpe hemen alıp mutlaka kullanacağınız anlamına gelmiyor. O ürün faz 3 çalışmaları bir değerlendirilecek, kalite kontrolü yapılacak. Kalite kontrolü yapıldıktan sonra TİTCK, Sağlık Bakanlığı buna ruhsat verecek. Bu ruhsattan sonra aşılama başlayacak. Şu anda ithal edilmiş, gelmiş, size dayatılan, o bedava, bu paralı denen bir şey yok. Ha deniyor ki şu anda aşı var piyasada. Zaten yapılıyor, bazılarına yapılıyor, biz biliyoruz. Hatta işte kodamanlar ya da devletin üst düzey yetkilileri de ilaçlarını yaptırabiliyor. Şimdi biz bir bu Alman aşısının, Pfizer-BioNTech aşısının aşı programındayız. Faz 3'üne gönüllü olarak dahil olduk. Sinovac dediğimiz Çin aşısının da faz 3'üne gönüllü olarak dahil olduk. Ona daha fazla sayıda, buna biraz daha az sayıda. Şimdi bizim bu iki aşıda önceliğimiz var ve kendi popülasyonumuzda çok bunlara minnettarım. Şey olmayı, denek olmayı kabul eden, kendini feda eden insanlar var. Vatandaş şeyde messenger RNA aşısı 40 sene sonra bana bir şey yapar mı derdinde, şu anda bunu düşünmeyen sağlık personeli kendini feda etmiş durumda. Yani bu aşılara denek oldular. O nedenle de bu aşılar var, uygulanıyor zaten ama yaygın uygulamaya geçmedi. Açıklamalarda da şunu duyuyoruz, %90 civarında etkili diye duyuyoruz. Aşının etkinliği, aşının topluma uygulanmasıyla toplumda o bulaşıcı hastalığın yüzde kaç azalacağının hesaplanmasıyla bulunur. Şu anda bu hesap, bakın aşağıda da bir formülü var, bunu böyle tek tek okuyup dikkatinizi dağıtmayacağım. Bununla, bu bilgilere nereden ulaşacağınızı da söyleyeceğim. İstanbul Eczacı Odası da ben izin veriyorum, benim sunumumu isteyenlere gönderebilir. İsteyen bütün meslektaşlarım bu sunumu alıp inceleyebilir, bakabilir. Hiçbir sakıncası yok. Şimdi %90-95 etkinlik var şu anda ama yaygın toplumda değil. Faz 2 ve faz 3'te, yani kısıtlı sayıda %90'ı görmüyorsa zaten o aşı rafa kalkıyor. Faz 4'e, yani ruhsat aşamasına gelmiyor. Ve şu anda en çok buna bakılacak. Faz 3 sonuçları net bir şekilde açıklandığında otorite, bilimsel otorite ve burada sorumluluğu olanlar bunu inceleyecekler ve bu süreçte Dünya Sağlık Örgütü, az önce sordular ya, o Dünya Sağlık Örgütü'ne biz mecburuz şeffaf olmaya ve şeffaf rakamları vermeye. Aksi takdirde bizi tefe koyarlar. Aynı Dünya Sağlık Örgütü değil miydi? Siz bu rakamları böyle veriyorsunuz, ben sizi şöyle yapıyorum. Başka bir ülke ne dedi? Sen bu rakamları böyle paylaşmaya devam edersen ben sana uçuş yapmayacağım. Ben sana turist gelmez veya ben senden ticaret yapmayacağım. Bunu yapamazsınız bugünkü dünyada. Şeffaf olarak siz de paylaşmak zorundasınız. Herkes nasıl paylaşıyorsa, Sinovac aşısı geliştirilirken
Brezilya'da bir kişi öldü. Herkes duydu, Sağır Sultan dahil. Ne oldu? Aşı stop, durdu. Niye? Ölümün neden olduğu araştırıldı. İncelendi, bakıldı. Dünya Sağlık Örgütü de izleyen kuruluşlar ki bağımsız kuruluşlar izler bunları. Onlar da tatmin oldular ki bu kişi aşıdan değil, şu sebeple öldü. Aşı çalışmaları devam etti. Bu etkinlik durumunu da böyle değerlendirmemiz lazım. Şöyle bir değerlendirme yanlış olur. %90 etkili başladı aşılama, atıyorum X aşısıyla. Hani herhangi bir isim vermeyeyim. Verdiğiniz ismi bile havada kapıp insanlar hemen bunu daha çok söyledi. Ben onu olayım diyor. Böyle bir şey yok. X aşısı %90 demek. Sahaya çıktığında da mutlaka yaygın olarak %90 etki gösterecek değil. Belki %100 gösterecek, belki %70'e düşecek. Bunu bilmiyoruz daha. Biz dar bir popülasyonda bunu gördük şu ana kadar. Ha bu iyi mi? Bu çok iyi tabii. Yani daha az etkili olsaydı zaten aşılar buralara kadar gelemeyeceklerdi. Böyle bir ciddi bir sıkıntımız olacaktı bizim. Şimdi bakın bir tablo paylaşacağım sizinle. Bu güzel bir tablo. Bunu çıkardım. Yaklaşık 200 civarında aşı var şu anda. Dünyada 200 civarında aşı çalışması, 200'ün biraz üzerinde aşı çalışması var. Daha çok var ama ciddiye alınacak 200 civarı. Bu 200 civarının 10 civarı faz 3'ün eşiğini atlamak üzere 10 civarı. Bu 10'un 5 tanesi biraz öne çıktı. Bu 5 tanesini de ben buraya geldim listeledim. Ve değişik teknolojiler seçtim burada. Bakın rekombinant adenovirüs tip 5 vektör aşısı var. Çin üretmiş. Kullanıma girmek üzere. Ama kim üretmiş? Bunu Çin'in Askeri Tıp Bilimleri Akademisi ve Biyoteknoloji Enstitüsü üretmiş. Muhtemelen bunu Çin'de kullanacaklardır. Bizim buna bir siparişimiz yok. Çünkü önceliğimiz de yok. Çünkü biz bu çalışmaya denek olmadık. Denek olmak bir avantaj. Ya denek olarak öncelik alacaksınız, bu faaliyetlere işbirliği yaparak katılacaksınız ya da cebiniz çok zengin olacak, parayı bastırıp aşıyı alacaksınız gibi bir durum ortaya çıkıyor. İkincisi Oxford. Oxford Üniversitesi'ni çok duymuşsunuzdur, duymayan yoktur. Burada bir adenovirüs vektör aşısı var. Yani virüsün bir parçası alınıyor, zararsız başka bir virüsün içine yerleştirilip vücudunuza tanıtılıyor. Bu da faz 3 aşamasında, bu da eşiği atlamak üzere. Bu geçenlerde bir %70'lerden falan bahsettiler. AstraZeneca'da da böyle oldu. Sonra işte yok hesap hatası yapmışız, %90 falan dediler. O az önceki dediğim şeylerle ilgili medya devamlı suyu bulandırıyor. Bir kişi bir sonucu görüyor, bilir bilmez konuşuyor. Onu da medya üstüne atlıyor, yazıyor. Arkasından hadi düzeltebilirsen. Maalesef bu dönemde hızlı bilgi yayılmasının böyle bir sıkıntısı da var. Zaten burada güvene ters düşecek bir şey olsaydı inanın o çalışmalar anında durdurulurdu. Üçüncü sırada bizim meşhur messenger RNA aşımız var. BioNTech ve Pfizer'in ortak aşısı, messenger RNA aşısı. Burada deneme fazına Türkiye yazdım. Türkiye de katıldı çünkü. Biz de bunun faz 3'ündeyiz şu anda. Kullanıma girmek üzere Alman-Amerikan ortak yapımı ama şöyle bir baktığınız zaman çok muhteşem görünüyor değil mi? ABD-Amerikan ikisi de büyük dev iki ülke. Ben bu aşıyı niye yaptırmayayım? Şimdi bir bu var, bir de RNA var burada. Messenger RNA var. Mesajcı RNA. Bu mesajcı gelir de bana kısırlık yapar mı? Beni işte 3-5 sene sonra bana acaba çip mi yerleştirdiler? Ben 3-5 sene sonra bu aşıyı yaptırdığımdan dolayı başka bir şey daha çıkacak. Ben ondan mı öleceğim? Bundan mı bilmem ne olacağım? Yani biyolojinin B'sinden anlamayanlar Messenger RNA'yı öğrendiler memleketimde. Ve çatır çatır sosyal medyada Messenger RNA tartışıyorlar komplo teorileri eşliğinde. Bu aşı da kullanıma girmek üzere. Buraya bir parantez açıp bir bilgi vereyim. Mesajcı RNA'da virüsün spike'ı vardı ya mızrağı. Hani o hücrelere dokunan en etkili kısmı dediğimiz stratejik olarak bu mızraklar alındı veya bu mızrak alındı ya da bu mızrağın messenger RNA'sı izole edildi. Bir kılıfın içine yerleştirildi. Aşıyla vücuda veriliyor.
ve mızrağı tanıtıyorsunuz Messenger RNA ile. Messenger RNA tanıtım işi bitiyor, kısa sürede yok olup gidiyor. Messenger RNA vücutta zaten protein sentezi sırasında da böyle çalışıyor. Oldukça birbirini izleyen süreçler var. Ribozomlarda protein sentezi vesaire. Şimdi bu messenger RNA bir yere gıdıklarda ya da mikro RNA'lar falan aracılığıyla bir şey olur da birileri de zorluyor. Yani devamlı zorluyor. Bir şey çıkar mı? E kardeşim çıkabilir. Yani içtiğin çay, kahve, ne bileyim gecikmiş alerjik reaksiyonlar var. Her şey olabilir. Yani 10 sene sonra ne olacağını bilemiyoruz. Ama şu anda vücudunuza girmiş olan virüs, hani diyorlar ya, bunu diyenler şöyle tartışıyorlar. Biraz da uzatıyorum, kusura bakmayın ama hani uykusu gelen bizi izlemeyip gidecektir diye düşünüyorum. Ben mümkün mertebe bir şeyi gri zonda kalmadan bir şeyleri tam anlatmaya çalışıyorum. Bu messenger RNA teknolojisinden gelecek risk, yani yeni bir teknoloji bu, bir risk oluşturabileceğini düşünüyoruz. Evet, ilk defa olacak ama öbür ölü aşı tekniği eskiden beri kullanılan bir teknik. Buna alışkınız, biliyoruz. Ama burada yeni bir teknik var. Yeni teknik, evet, biz eczacılar olarak da, farmakologlar olarak da, hekimler olarak da yeni ilaca her zaman daha temkinli yaklaşmamız lazım ilaç güvenliği açısından. Eski ilaç daha uzun süre kullanılmıştır. Etkisi daha, yan etkileri bakımından ciddi bir sürpriz beklenmez. Toplumun geniş kesimlerinde kullanılmıştır ama yeni bir teknolojinin toplumun geniş kesimlerinde sürpriz bir sonuca yol açabileceğini öngörebiliriz her zaman. Ama burada şöyle bir durum var. Öldürücü bir virüsle karşı karşıyayız. Bana diyorlar ki %95 aşı koruyor, %5 de ölme olasılığım var. Hiç aşı olmayayım. İyi tamam da ayakta geçirenlerin acaba ilerleyen zamanda virüsün neden olabileceği başka bir harabiyetle karşılaşıp karşılaşmayacağını öngörebiliyor muyuz? Oradaki risk daha büyük. Neden biliyor musunuz? Sifilisten örnek vereyim. Avrupa sifilisten kırıldı. Belli sürelerle çok yaygındı. Hatta ciddi salgın haline geldi sifilis. Ama ölenler vardı, ölmeyenler vardı sifilisten. Ölmeyenlerin büyük bir çoğunluğunda yarıdan fazlasında, hatta 5-10 yıl içinde, 5-10 yıl sonra nörosifilis dediğimiz yeni bir problem ortaya çıktı. Ve bu penisilinlerin bulunmasıyla halledilebildi ancak. Yani penisilinler imdada yetişti. Yoksa çok daha tehlikeliydi. Bir sürü şizofreni hastası oldu ortada. Çünkü beyne geçecek şekle vücutta saklanıp değişikliğe uğramıştı. O yüzden de aşılama böyle bir riske karşı da bizi koruyabilir. Yani buradan da yola çıkarsak aşının getireceği risk, kullanmanın getireceği risk, aşıyı kullanmadan virüsle tanışıp geçip gittiğimiz sıradaki riskten daha düşük bir risk. Ya da öteki risk bundan daha büyük bir risk. Bunu böyle okuyorum ben bir farmakolog olarak. Diğer aşıya Çin aşısı dedim, yanına da bir gülücük koydum. Bu aşının aslında bir ismi var ama bizde artık yerleşen ismiyle Çin aşısı oldu. BioNTech, Sinovac firmasının, bakın BioNTech değil, dikkat edin, Sinovac firmasının aşısı. Bu inaktive edilmiş virüs aşısı, yani ölü virüsü veriyoruz vücuda. Bunun faz 3'ünde de Türkiye var ve Çin'den Türkiye bunu da sipariş etti. Aynı şey aşısı gibi, Alman aşısı gibi. Burada kafa karıştırıcı olan nokta şu oldu. Devlet dedi ki ben bunu bedava yapacağım ama öbürünü de ithal edersem edeceğim, onu parayla vereceğim. Şimdi bu Alman aşısının bir -70 meselesi var. -70'lik altyapı. Eczanede -70 yapmak isterseniz 10 bin ile 15 bin dolar arasında bir para harcayıp yatırım yapmanız lazım. Ya da deponun buna yatırım yapıp böyle bir saklama koşulu elde etmesi lazım ve bu aşının zincir kırılmadan öngörülen süre içinde, ki bu süre çok uzun bir süre değil, öyle 4-5 günlerden falan bahsediliyor ama -70'teki şeyi çözdükten sonra 4-5 gün dışarıda tutmak
Bana çok mantıklı gelmiyor. Ben oradan çıktıktan bir süre sonra, yani birkaç saat sonra, ne bileyim, bilemedin, maksimum bir gün içinde bu aşıyı yaptırmam lazım ki beni doğrular şekilde Almanya bunu kendi üretti, kendi kullanacak. Ne yaptı Almanya? Büyük alışveriş merkezlerini, spor salonlarını hem depo hem aşı merkezi haline getirdi. İnsanlara randevu verilecek, insanlar gidecekler. Depodan hemen oraya gelecek aşı ve orada aşılamayı yapacaklar. Her merkeze böyle aşılama merkezleri yapıyor Almanya. Hani burada sanki aşı gelmiş de eczanede de eksi 70 varmış. Bizim vatandaş niye parasıyla alacakmış filan, onu tartışıyor. Muhtemelen burada aklın yolu bir. Ben de yetkili konumda olsaydım, bir bakan danışmanı olsaydım veya bana sorsalardı bu ikisi arasında, veya valla başlangıç olarak bakardım şeye, faz 2, faz 3. Faz 2 ve faz 3 sonuçlarında anlamlı bir fark yok aşıların hiçbiri arasında. Yani bu az önce 5 tane buraya koymadım, başka 5 aşı var. Bu 10 aşının hiçbirinde yan etki profili ve antikor oluşturma düzeyi bakımından anlamlı bir fark yok. Aralarında küçük farklılıklar var tabii. Bunlar olacak. Yapacak bir şey yok ona. Şimdi böyle bir durumda depolaması daha kolay. Çin aşısını tercih ederim. Sinovac de bir şirket ve Sinovac'ten gelen Çin aşısını iki nedenle tercih ederim. Bir, ölü aşı. Hani bildiğim aşı tekniği bu. Bizim vatandaşa bunu anlatmak daha kolay olabilir. İki, lojistiği kolay. Yani temini ve dağıtılması kolay. Ayrıca ben bir merkez falan kurmak zorunda kalmayacağım. Ama öbür taraftan biz şeye de devam ediyoruz. Yani BioNTech'le de görüşmeye devam ediliyor bildiğim kadarıyla. Hem bu Çin aşısı, çünkü şöyle bir sürprizle de karşılaşabiliriz. Kontrollerde diyelim ki Çin aşısında sorun çıktı. Kalite kontrolünde biz buna ruhsat veremeyiz o zaman. Veya faz 3 sonuçları iyi çıkmadı. O zaman ikinci seçeneğimiz bizim BioNTech. Ya da BioNTech'te bir sorun çıksa ikinci seçeneğimiz Çin aşısı. Burada şunu eleştirebiliriz belki. Parası çok olan ülkeler çok farklı 3-4 grup aşıyı kademeli olarak siparişlerini verdiler. Bizim durumumuzdaki ülke olarak da biz bu kadar büyük bir lükse sahip değiliz yani. Tamamını ücret verme şeyimiz yok, imkanımız yok. Başka bir konu var burada konuşulan. Efendim neden 25 milyon, 50 milyon doz neyse bir anda neden biz şu kadar doz söylemedik? Daha bunu bir testini yapacağız. Yani bir taraftan da Çin'den aldığımız eski ürünler var, bir şeyler var. Bunu böyle başlaması da son derece normal. Bu doz ilk etapta, birinci etapta risk grupları kimler onlar? Hekimler, eczacılar, hemşireler, hastane çalışanları, diş hekimleri. Yani ön cephedekilere ve kronik hastalığı olan kritik kişilere yetecek olan bir dozdur bu doz. Bundan sonra zaten peyderpey bu üretimler devam edecek. Aşağıda da hiç konuşulmayan bir Güney Kore Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün Amerika Birleşik Devletleri ile ortak yürüttüğü INO-4800 denen bir DNA bazlı aşı var. O da faz 3'te. Ama biz bunu hiç konuşmadık mesela. Hiç konuşulmadı. Medyada da yer almadı. Ama Güney Kore oldukça başarılı bu pandemi sürecinde baktığımız zaman. Peki, bu Hocam burada evet. tabii ki de doğal olarak sorularımız var. Tamam. Müsaitseniz bunları. Müsaitim. Tabii dinleyeyim soruları. Zaten aslında birçoğunu sunum sırasında siz slayt anlatırken cevap verdiniz. İlk önce şunu sormak istiyorum. Hani çok eminim Eyvah, bunu herkesin geri aslında nasıl aklından götüreceğim? geçen. Bu hep ileri gidiyor. Geri gelmeniz gerekiyor. Evet birazcık şey oldu. Şimdi tekrar başa dönüp, evet, siz soruları sormaya devam edin, ben kaldığım yere geleyim. Tamam, bir arkadaşımızın, meslektaşımızın sorusu ama eminim hepimizin aklından geçiyor bu. Bireysel olarak tüm aşılara aynı anda erişme şansınız olsa kendinize ve ailenize hangi aşıyı tercih ederdiniz? Şu anda ben faz 3 sonuçlarını beklerdim. Ruhsat aşamasını beklerdim. Dünya Sağlık Örgütü'nün faz 3 ile ilgili açıklamalarını görürdüm. Zaten onları yapacağız sırayla. Ruhsat verilmişse, yani diyelim bakanlık hem Alman aşısına hem Çin aşısına ruhsat verdi. Tayfun Uzbay hangisini tercih edecek? Bunu soruyorlar.
Hangisine kolay ulaşabiliyorsam onu tercih ederim. Eğer Çin aşısını devlet bana bedava yapıyorsa, atıyorum Haydarpaşa Hastanesi'ne, ben orayı kullanıyorum. Şimdi adı Abdülhamit Hastanesi oldu. Oraya giderim, arkadaşlara Çin aşısını yaptırırım. Tamam. Peki şimdi birbiriyle bağlantılı şöyle sorular var. Ben diyelim ki asemptomatik bir hastayım ve farkında değilim ve pozitifken aşı oldum. Bu benim hastalığımın seyrini ağırlaştırır mı? Bu biraz uzmanlık sorusu. Hani çok emin olmadan buna ben cevap vermeyeyim açıkçası. Bunu bir mikrobiyoloğa veya bir intihaniyeciye sormak lazım. Ama pratik olarak semptomsuz, yani taşıyıcı durumdayken, taşıyıcı hiçbir belirtisi yok, aşı almanın ben bir zararı olacağını düşünmüyorum. Ama ben bunun tam uzmanı değilim ve bu sorunun cevabından emin değilim. Tamam. Buna paralel şöyle bir soru da var. Ben geçirdim. Immunoglobulin G işte bir rakam veriyor arkadaşımız 5 Yüksek. rakamı. Hala benim bağışıklığım sürüyor. Evet, ben yine de aşı olmalı mıyım, olmamalı mıyım? Bunun bir limiti var mıdır? Mesela 5 değil de 1'e düştüm, ne yapayım gibi. Zaten onu hekim söyleyecektir. Bunu aşılama programı sırasında görüştüğü hekimden bu konuda bilgi alacaktır. Düşmüşse bunu biz şeyde yapıyoruz mesela, bakın hepatit B aşısından örnek vereyim. Ben de bir hastane çalışanı olduğum için eski dönemde Gata Tıp Fakültesi'ndeyken aynı zamanda hastanenin içindeydik. Hepatit B aşısı yaptırdık. Benim hepatit B şeyim, antikorum hala yüksek. Bir kere düştü. Düştüğü zaman bir doz daha yapalım dediler. Yaptırdık mesela o sırada. Bu o şekilde olacak. Tamam. Bir de kronik hastalığı olan ama işte romatizm mesela iltihaplı romatizma dediğimiz gibi hastalığı olan kişilerde bu aşının ayrıca bir güvenilirlik açısından riski var mıdır? Aşılık. Hayır, çünkü bu konuda zaten onlar risk grubundalar ve ilk sıraya, yani sağlık personelinden sonra ikinci sırada geliyorlar. Bunlar değerlendirildi faz çalışmaları sırasında da. Zaten sizin için risk yaratacak ama bazı özel hasta grupları var, bakın çok özel. Bunu genellemeyelim tırnak içinde. Benim aklımda bir lupus kalmış mesela. Onlarda daha farklı bir uygulama olabilir. Burada ama şu var, zaten aşılama programında siz benim durumum bu diyeceksiniz. Bu aşı uygulayacak olan yer bunu görecek. Zaten sizi dışında tutacaklar o zaman. İmmün sistemi baskılanmış bazı hastalara da veya hastalığı olanlara da, o an için immün sistemi baskılanmak zor durumunda olan, özel durumu olanlara zaten aşı yapılmayacak. Yani şöyle bir şey yok. Vatandaş şöyle düşünüyor. Bu sosyal medyada da çok dolaşıyor. Yani sanki AVM'ye gidecek, parayla bir şey alacak mesela. İşte bir ürün alacak ve bunu kendine yaptıracak. Bu ciddi bir şey, bir planlama işi. Bakın, eczanelerden dağıtılacaksa eğer BioNTech aşısı, eczacı bunu, hani ben geldim Simla Hanım, bana bir BioNTech verin şuradan, gidip şurada yaptırayım gibi bir şey yok. Muhtemelen o bir reçetelenecek, o reçeteyle size gelecek, siz depodan isteyeceksiniz. Belki o şekilde olacak. Yani öyle ezbere gidip alamayacak kimse. Tamam. Bir de aşılar ile ilgili kullanımı ile ilgili ve koruyuculuk süresi ile ilgili soru var. Hani buradaki birçok aşının aslında hani farklı uygulama şeyleri var ama en azından bu Çin aşısı ve BioNTech-Pfizer ortaklığındaki aşının kullanımı ve Bizi o koruyuculuk ikisi süresi ile ilgilendiriyor ilgili. zaten. Şimdi bunu hiçbir şekilde öngöremeyiz. Neden? Şu ana kadar biz faz 2'yi, faz 3'ü gördük. Bunlar toplasan 6 aylık filan bir süre, değil mi? Yani yan yana koyduğumuzda en fazla bu kadar yapıyor. Bu süre içerisinde bir koruyuculuklarının olduğu ortada. Ama bir süre sonra antikorlarda bir düşme var mı? Şimdi her iki aşıda iki doz gerektiriyor. Birinci dozdan sonra %50'lere kadar düşüş söz konusu veya %50'yi ancak sağlama söz konusu.
İkinci dozdan sonra o %90'lara falan çıkılıyor koruyuculukta veya etkinlikte. Şimdi bunu sahada göreceğiz. Benim öngörüm yeterli süre koruma sağlayacak. Diyelim ki ben bir kere 4 ayın altında olmayacağını düşünüyorum her iki aşı içinde. 4 ayın altında olmaz. 6 ay koruduğunu düşünelim. Bizim şu andaki ana amacımız, hani bunu alalım da koronaya karşı ömür boyu bir bağışıklık sağlayalım. Ya bir kere korona bir pandemi, zaten 2-3 sene, hadi bilemedin 4 sene sürmez de 2 sene içinde kendini sınırlayıp zaten gitme ihtimali çok çok yüksek. Biz şu anda şu işi kırmaya çalışıyoruz. Şu andaki belayı kırmaya çalışıyoruz. Çünkü sağlık sistemi artık şey yapmaya başladı. Yani alarm vermeye başladı. Yoğun bakım doluluk oranları falan artık yüksek. Bunu bakan da söylüyor zaten. Şimdi böyle bir noktada 4 aylık bir koruma olduğunu düşünelim. Hani faz araştırmalarına göre alalım. Faz araştırmalardaki sonuç bunu bize rahat söylüyor. 4 ay falan koruyor. 4 ay koruyacağını öngörelim. Harika bir şey bana göre. Toplumun eğer %70'ini, %80'ini 4 ay süreyle korursa biz hedefe ulaşmış oluruz. Daha uzun koruyuculuk sağlayıp sağlamadığını sahada göreceğiz. Yalnız buraya BioNTech için, yani bu Alman aşısı için bir parantez açmak istiyorum. Bu aşı gökten zembille inmedi. Zaten bu teknoloji üzerinde çok uzun süredir çalışılıyordu. Neye karşı? Kansere karşı mRNA aşılarıyla koruyuculuk elde etmek için bazı kanser türlerinde ufak başarılar da elde edildi. Buradan önümüzdeki dönemlerde çok gelişmiş kansere karşı aşılar da görebiliriz. Bunlar sürpriz olmaz benim için. O zaman bugün hani öngörüde bulunduğumuz gelecekte öyle mi yapar, böyle mi yapar dediğimiz o BioNTech aşısı çok değerli bir aşı haline gelebilir. Böyle bir açık noktası var önünde. Ama öbür inaktive edilmiş aşılar, eski teknoloji, onlar en fazla aşı olarak kullanılır. Şimdi ben Çin aşısının teknolojisiyle kanseri tedavi edemem ama burada bir kanseri tedavi etme ihtimali de var. Yani kanser aşısı geliştirme ihtimali de var. BioNTech firması çok hazırlıklıydı. Çok aşırı kanser çalışmaları yapıyorlar yıllardır. Virüs çıkınca bu onlar için bir fırsat oldu. Aynı teknolojiyi bu virüs uyguladılar. Hani virüste başarılı oldular gibi gözüküyor şu ana kadar. Peki hocam, aslında bu fazüç çalışmalarının benim hepsini tabii bilmiyorum, inanın takip etmedim ama benim de okuduklarım arasında hep 18-59 yaş arasında aslında klinik çalışmada kullanılan, daha doğrusu yaralan gönüllüler var. Ama Doğru. aşıların şimdi piyasaya sürülmesiyle beraber İngiltere'de de geçen gün ilk örneğini gördük. 90 yaşında ilk hasta Evet. mesela aşıyı aldı. Türkiye'deki önceliklendirmede de yine 65 yaş ve üstü deniyor. O zaman soru da geliyor tabii arkasından. Klinik çalışmada bu yaş grubu yokken biz 65 yaş üzeri annemizi, babamızı nasıl gönül rahatlığıyla aşılatacağız? Ne dersiniz? Gönül rahatlığıyla aşılatacağız. Çünkü annemizin, babamızın virüsle karşılaşması çok daha tehlikeli burada. Sonuç olarak anne ve babalarımız da Homo sapiens sapiens. Yani araya Neandertal falan girmedi. Böyle 5-6 bin yıllık bir fark yok veya 100 yıl, 200 yıllık bir fark yok arada. Aramızda 20-25 yıl, 30 yıl fark var maksimum. Yani 65 yaşın altındaki grupta alerjik reaksiyon yaratmamış, ciddi bir yan etki yaratmamış. Niye annem de babam da yaratsın ki? Biz onları denek olarak almadık. Çünkü etik kural böyle. Bu insanları denek olarak alırsak sürpriz bir sonuçla karşılaştığında kronik hasta atlatamaz ama genç hasta bunu atlatabilir. Onları dışında tutmamızın sebebi bu. Yoksa onlarda sürpriz bir yan etki beklemiyoruz. Peki, teşekkür ederiz. Bir diğeri 4 ay, 6 ay ya da 9 ay gibi bir rakam da duymuştuk BioNTech CEO'sundan. Diyelim ki 4 ay sonra çok yani mükemmel bir dünyadayız, aşımızı olduk. Ama 4 ay ya da 6 ay sonra antikor seviyelerimiz düştü, ikinci aşıyı olacağız. O sıra Türkiye'ye de Çin aşısını olmuştum. Ben Türkiye'de BioNTech geldi, paramla alabiliyorum. BioNTech'i olmamda bir sakınca var mıdır? İki aşıyı ben
hani zamanı geldiğinde ikinci aşıyı farklı bir Evet. aşı, farklı bir yöntem kullanabilir miyim? Şimdi burada rapel dediğimiz ikinci dozların yapılması bir protokole bağlıdır. Bunlar aşı protokollerinde yer alır. Guideline'larda, kılavuzlarda yer alır. Ya da iki farklı aşının peş peşe uygulanma süreleri vardır. Mesela pnömokok aşısında, şimdi tam olarak isimlerini çıkaramayacağım ama bir aşıyı yaptırıyoruz. İkinci aşıyı ondan 8 hafta sonra yaptırabiliyoruz. Bu bir protokol, bir uzlaşmaya varılmış, bakılmış. Şimdi burada ne kadar ay sonra olacağıyla ilgili bir protokol henüz yok. Ama zaman içerisinde bu protokol oluşacaktır. Yani böyle bir protokol oluşacaktır. Bunu şu anda öngörmek erken. Ama şimdi Çin aşısıyla başladı. İşte 4 ay sonra tekrar yapılması gerekiyor. Zaten pandemi ortadan kalkmışsa aşılamaya devam etmeye gerek kalmayacak. Daha böyle gevşek tedbirlerle devam ederek bu virüsün ayak altından çekilmesini bekleyeceğiz yavaş yavaş. Burada bizim amacımız şu azgın dalgayı kırmak. Bunun için 4 aylık süre yeterli. Hani bu soruya da açık uçlu bırakayım ben burayı. Gün doğmadan neler doğar? Şunu bir atlatalım. 4 ay sonra yeniden aşıya gerek kalırsa, o zaman yayınlanacak veriler, ortaya çıkan guideline'lar, biz de bunları inceleriz. Allah sağlık versin hepimize bilim insanı olarak. O zaman size gene açıklama yaparız burada. Peki son iki soru. Böyle hep zaten toparlamaya çalışıyorum şu anda hocam Tamam, benzer buyurun, soruları. ben rahatım. Siz de rahat olun ve izleyicilerimizde de bir eksilme yok. İnsanlar bana göre izliyorlar yani keyifle. Evet. Ben de takip ediyorum. İyi gidiyoruz. Hep beraberiz yine burada. Şöyle Onların, özür dilerim, onların sıcaklığını da hissediyorum burada. Yani böyle de bir şey var. ne Yani güzel. güzel enerjilerini hissediyorum. Evet. Peki o toplumun yüzde kaçı aşı olursa korona biter ya da bir diğer deyişle toplumun tamamının aşılanması mı gerekir? Bu ne kadar süre alır? %70, %60 kırmızı çizgimizdir bana göre. %50'ye kadar da konuşanlar var ama %70'i aşılanırsa şu faz çalışmalarında gördüğümüz etkinlikleri, başarıyı elde ederiz. Ne kadar katılım olursa, ki ilerleyen slaytlarda buna zaten Evet. değineceğiz biraz, ne kadar çok aşılama olursa o kadar iyidir. %70 diyorum ben. Teşekkür ederiz. %70'inin toplumun katılması lazım. Son sorumuz da aslında bizlerle ilgili ve aslında direkt yanıt ya da adres siz değilsiniz ama burada dile getirmeden ve konuşmadan olmaz diye düşünüyorum ben de. Biz eczacılar bu Sağlık Bakanlığı'nın önceliklendirdiği sağlık çalışanları arasında yer alacak mıyız, aşılanacak mıyız? Efendim çok bu beni de ilgilendiren bir soru. Tabii ki içinde bence eczacılar, yani sağlık personelinin içinde. Benim tanıdığım bazı eczacı arkadaşlarım şeye katıldılar. Çin aşısının ve BioNTech aşısının faz çalışmasına katılanlar var. Talep toplanıyor şu anda eczacılardan da. Hani zorla bir aşılama olmayacağı için mevcut yasalara göre eczacılar hekimlerle birlikte bu şeyin içindeler. Yani bu risk grubunun içindeler. Bunu söyledim zaten. Teşekkür ediyoruz. Eğer bakanlık hayır, doktorlar, eczacılar değil derse bu büyük bir skandal olur. Bunu Dünya Sağlık Örgütü de kabul etmez. Onu da söyleyeyim. Ki Evet. demez böyle bir şey. Diyemez yani. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz. Bu hani bizim için önemli olan konuyu da gündeme getirdikten sonra son bir soru. Yani son bir soru derken yine bu konu sorular arka arkaya geliyor mu? Onları diğer Evet. tarafları, diğer slaytları bildiğim için Hani bundan oraları sonra biraz da yerleştiriyorum. ilerleyelim slaytlarda. Çünkü bazı sorular gelecek slaytlarda cevabını bulacak sorular. Sonuna doğru görecekler. Bir Evet. soruyu sorayım hocam. Çünkü Evet. sizinle yine konuşmuştuk burada. Aşılandık. Ben ondan sonra kendi hayatıma devam edecek miyim yoksa önlemlerle mi yaşamaya devam edeceğim yine? Evet, şimdi bir kere bu aşı gelecek ve bu iş bıçak gibi kesilecek. Böyle bir şey yok. Bir kere kontrole devam. Yani biz hepimiz aşılansak bile maske, mesafe, hijyene bir süre daha devam edeceğiz. Neden? Çünkü etkiyi görmemiz lazım. Yani tamam, bunun faz 2, faz 3. Faz 3'teki etkiler de belli süre içinde ortaya çıktı. Burada da belli süre içinde bakacağız duruma.
otorite takip edecek. İşte burada otorite bakanlık. Eğer belirgin bir düşüş varsa bunu ne zaman öngörüyoruz biz? 4 aylık filan bir süre içerisinde aşılamayı izleyerek önce gruplarda mesela hekim gruplarını aşıladık. Hekim, eczacı, diş hekimine aşıladık diyelim. İşte hemşire vesaire. O gruplarda daha önce enfekte olma, hastalanma ve ölüm sayıları var. Bir kere orada düşüşleri görmemiz lazım. Sağlık personelinin daha dinç ve diri olması ve artık bulaşmaması lazım. O bize bir güç ve şey verecek, daha fazla güven verecek. Sonra arkadan gelen gruplar peyderpey aşılandıkça bu iş şey yapacak. Şu andaki birinci dalga aşılamada biz hala devam edeceğiz bu önlemlere. Ha, bu arada büyük bir sürpriz yapar da virüs bize, ben gidiyorum arkadaş çok fazla kaldım burada deyip ani bir şekilde evi terk ederse o da beklenir ama şu anda düşük ihtimal gibi gözüküyor. Yani normal hayata öyle kolay geçmeyeceğiz ama şunu öngörüyorum ben. Bu yaz gene yaza doğru hem virüs etkisini kaybedecek, açık alan, güneş, UV ışını vesaire. Bir taraftan da aşılama bunu desteklerse bu yaz geçtiğimiz yazdan daha rahat geçer. Geçtiğimiz yazdan ders alınarak bu yazda vakalar sıfırlamaya doğru gidecek vatandaşın da işbirliğiyle bir katılım sağlayabilirsek tedbirlere de kışa çok daha rahat gireriz. Çünkü bizim şu anda zamana ihtiyacımız var biraz. Kışın da gerekli aşılar daha fazla dozda üretilir, daha rahat elde edilir. Orada şeyler yayınlanır. Yani Çin aşısı yaptırdım, işte ondan sonra BioNTech aşısı yaptırabilir miyim? Herhalde 4-5 ay üstünden geçtikten sonra bence yapılabilir diye düşünüyorum. Ya da Çin aşısıyla devam edilebilir gene. Ya da hiç bir de baktık ki antikor seviyelerini çok yüksek tutmuş bunlar. Bir türlü düşmüyor antikorlar. Gerek de kalmayabilir. Bunları şu anda öngörmemiz zor. Bu kadar sorular bu bölümle ilgili. Peki, devam edelim. Şimdi Türkiye bu işin neresinde? Oraya gelmiştik tam. Yani biz de aşı üretiyoruz. İzole ettik virüsü. Burada Ege Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi, Bezmi Alem ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi. 8 tane Türkiye Cumhuriyeti'nin üniversitesi hayvan çalışmalarını tamamladı. Bakın hem virüsü izole etti, Osmanlı'nın torunları diyelim. Hani Osmanlı döneminde de çiçek aşısını halletmiştik biz veya bu işleri biliyorduk. Ve bizim 8 üniversitemizin bu virüsü izole edip aslında diğer ülkelerle mukayese ettiğimizde biz bir bilimciler olarak birbirimizi yemeye çok meraklıyız. İkincisi de imkanlarımız daha kısıtlı. Ama buna rağmen 8 üniversitenin virüsü izole edip buradan aşı geliştirecek, hayvan çalışmalarını da geçerek insan çalışmalarına gelecek kadar başarı göstermesi önemli. TÜBİTAK, COVID-19 Türkiye platformu altında bunları toparladı bir yere. Bir havuzdalar bunlar. Ve bu üniversitelerin aşı teknikleri birbirlerinden farklılık da gösterebiliyor. O da bir avantaj. Yani biri olmazsa öbürü. Faz çalışmaları devam ederse, sonuçlanırsa biz kendi aşımızı da üretebileceğiz. Ama burada şöyle bir durum var bakın. Eğer şimdiki önce aşıları biz satın aldık, bu aşılar çok etkili olursa, fiyatları da çok kırıp bize bedavaya yakın verirlerse, rahatlarsak, benim üzüntüm şu olabilir, bu çalışmalar faz 2'de veya faz 1'de kalıp rafta kalabilir. Aynen Hıfzı Sığa'nın hani biz bunu ithal ediyoruz, daha ucuza geliyor, buraya daha fazla masraf etmeyelim, bunu üretmeye kalktığımızda da yeni bir masraf kapısı açılacak denebilir. Belki de denmez, bilemiyorum. Belki de başka bir senaryo, bu aşılar içinde bir tanesi öbürlerinden çok daha etkili de çıkabilir. Bu da bir olasılık. Ama biz de aşı yapabiliyoruz. Bir iyi haber daha var. Nature dünya çapında çok önemli bir dergi biliyorsunuz. Bu süreç içinde de çok konuşuldu bu dergiler.
Şimdi ilaç konusu, aşı çok öne çıktı, ilaç hiç konuşulmuyor. Bir ara ilaçlar çok konuşuluyordu. İşte dornaz alfadan girdik, hidroksiklorokinlerden çıktık. Koruyucu muydu, değil miydi çok tartışıldı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde monoklonal antibodiler, insan antikorunu sentetik olarak ürettiler SARS-CoV-2'ye karşı, COVID-19'a karşı ve bu başarılı oldu. Şu anda hatta Trump'ın da bu yolla tedavi edildiği söylendi ki doğrudur. Bu ama çok pahalı bir teknoloji, aşı gibi değil. Buna Dünya Sağlık Örgütü'nün de çok müdahil olacağını zannetmiyorum. Ama bu antibodiler daha çok geliştirildikçe fiyatları düşecektir. Fakat böyle bir umut da var. Yani etkili aşı dışında da bu virüse eğer fikir değiştirmezse insan monoklonal antibodisi üzerinden de müdahale edilebilir. Ben gene bunu ilerletemiyorum. Gene takıldı. Ne yapmam lazım? Şunu kapatmam lazım belki. Bu arada mouse'u da. Mouse da kilitlendi galiba. Escape de yapamıyorum. Niye böyle oldu? Hiç ne ileri gidiyor ne geri geliyor. Kilitlendi mi? Kilitlendi maalesef. Acaba bizi takip eden arkadaş dışarıdan müdahil olabilir mi ki buna? Zeki Bey bize teknik olarak yardım olabilir mi? Ya da hocam çıkıp tekrar girsin mi bekleyelim? Çünkü mouse'um kilitlendi tamamen. Hocam bizim burada yapacağımız bir şey yok. İsterseniz bir tekrar girip çıkalım. Escape yapıyorum, çıkmıyor. Nasıl girip çıkacağım? Hiçbir şekilde müdahil olamıyorum. Alt köşede hani leave şeyine basamıyor musunuz hocam? Yani bunun için mouse'un çalışması lazım, şeyin çalışması lazım, cursor'ın o çalışmıyor. Ha. Öteki mouse'u bağladım. Yani elimle idare etmeye çalışıyorum. O da olmuyor. Yok, evet, şu anda ekran kaldı. Benim yapacağım tek bir şey var. Tamamen bilgisayarımı kapatıp yeniden girip yeniden bağlanmak. Belki izleyenler de bu arada bir çay falan alırlar. Zaten sonuna doğru geliyoruz. Tamam, o Tamam. zaman biz buradayız, sizi bekliyoruz. Tamam. Tamam öyle yapın. Kısa bir çay molası diyelim. Evet, Evet. aynen öyle.
Sen, tamamdır. Evet, beni duyuyor musunuz? Evet, duyuyoruz hocam. Bir sorun yok. Görüyoruz ve Bana izin vermeniz gerekiyor tekrar paylaşım yapabilmem için. Ekran Hemen paylaşımı. hallediyorum. Tamam. Bir denerseniz. Tamam. Masa üstü. Masa üstündeki şey de gitti tabii bu arada. Bunu küçülterek. Buradan masa üstüne nasıl gidebilirim? Exit full screen. Tamam. Şimdi şunu şuradan kapatıp. Şunu küçültüp. Şu anda gözüküyor mu? Yok. Şu an bilgisayarınızın ekranı görmüyoruz. Peki, paylaşıma gitmem lazım. Yeniden buraya gelmem lazım. Tamam, şimdi göreceksiniz. Evet. Evet, şimdi gördünüz. Evet. Tamamdır. Peki. Hızla ilerleyelim. Yani çok özür diliyoruz izleyicilerden. Şey kilitlendi yani, mouse kilitlendi. Evet. İlerliyoruz. Zaten ilerlemeye karar vermiştik orada. Şimdi burada tabii çok tartışıyoruz. Bir ton soru geliyor. Biraz da bu soruların önemli bir kısmının sebebi şu: pandemi sürecini kim nasıl yönetiyor? Yani şu anda siyaset mi yönetiyor? Sağlık bilimciler mi yönetiyor? Ekonomi mi önde? Yani toplum sağlığı mı önde? Toplum sağlığı kaygısı bu süreç yönetiminin neresinde? Ve cehalet bilimcileri var ortada. Onlar da konuşuyorlar. Şimdi bakın, Putin'in bir açıklaması vardı birkaç ay önce. Rusya koronavirüs aşısını bulduğunu açıkladı. Putin ilk aşıyı da kızına yaptırdı. Maalesef yani... Bunlar oluyor. Bir devlet başkanının buna gerek yok mesela. Bu tarz şovlar gördük. Bunu kimde gördük? Bir de Trump da çok şey yaptı. Çok müdahil oldu mesela sürece. Sağ tarafta da Dünya Sağlık Örgütü önemli bir şey söylüyor. Diyor ki asıl sorun aşıyı bulmak değil diyor. Asıl sorun aşıyı dağıtmak. Ben de aynı kanıdayım. Bu arada bir aşı karşıtlığı var biliyorsunuz toplumda ve bunun en vücut bulmuş hali, en etkili hali aşılar otizme neden olabilir. Şimdi otizmi aştık artık, aşılarla bize çip takacaklar şeyine başladık. Son zamanlarda Elon Musk falan çipten falan söz etti ya, Bill Gates'ler, şunlar bunlar. Millet artık kendisine çip takılacağına, aşı aracılığıyla bir şeyinin kopyalanacağına ya da bir yerine müdahil olunacağına inanıyor. Şimdi bu aşı karşıtlığı ve otizm işini incelemek lazım. Baktığımız zaman sol tarafta Andrew Wakefield'ı görüyorsunuz. Bu bir doktor. Bir Lancet makalesi yayınladı. 12 otizmli çocuğun ailesiyle görüştü. Bu aileler 8 tanesi aşıdan sonra çocuğum otizm oldu dedi. O bunu alladı, pulladı, süsledi, bir rapor haline getirdi ve Lancet'te yayınladı. Lancet gibi bir dergide yayınladı. Daha sonra bu makale retract oldu. Yani bu makale etik ve işte bilimsel şeyleri içermediği, içerik içermediği veya hatalı sonuçlara yol açtığı dolayısıyla geri çekildi ama etkisi sürdü. Jenny McCarthy'yi görüyorsunuz sağ tarafta. Bu da bir Playboy yıldızı. Bir çocuk annesi ayrıca. Çocuğu otizm hastası. Ve o da Wakefield'a destek verdi. Ve bunlar bir kampanya başlattılar maalesef.
Ve bu kampanyaları da etkili oldu. Aşıya hayır, çocuklarımız otistik olmasın diye. Bunun, yani aşıların, herhangi bir aşının otizme neden olmadığıyla ilgili 40-50 bin vakalık seriler var artık oluştu. Ama bir delinin kuyuya attığı taşı 10 tane akıllı şu anda çıkaramıyor. Hala bu şeyde aşılar problemdir deniyor. Şimdi yerli örnekleri vereceğim. Yerli ve milli örneklerimiz var bizim bu konuda. Mesela bir tıp hocası, tıp profesörü Ahmet Rasim Küçük Usta'dan flash bir çıkış görmüşüz. Koronavirüs aşısı yaptırmam ve önermiyorum diyor. Bu bir profesör. Yani ben yaptırmayacağım diyor. Canan Karatay ezber bozmuş. Koronavirüs için aşı yapamazsınız diyor hoca. Bunu söylediği tarih aşağı yukarı 16 Şubat. 16 Şubat'ta yapamazsınız demiş. Canan Hoca yaptık. Yani korona aşıları var. Hangisini olacağımızı tartışıyoruz. Yani hangisini yapacağımızı tartışıyoruz. O kesinlikle böyle bir aşı maşı olmaz diyor Canan Karatay. Öbürü de diyor ki ben aşı yaptırmam. Gazeteler Çin'in getirdiği aşı güvenilir mi diyor. İşte mRNA aşısına göre daha emniyetli diyor. Bakın bu da gerçeği yansıtmıyor. Bunların faz çalışmalarına göre elimizdeki faz sonuçları, şeffaf paylaşılan faz sonuçları bize şunu diyor. Bunların arasında anlamlı bir fark yok emniyet bakımından şu anda. Daha emniyetliyi şuradan çağrışım yaptırabiliyor veya öyle düşünüyor. Ya bu eski teknoloji, bunu biliyoruz, öbürü yeni teknoloji. Bunu açıkladık uzun uzun. Eskisi, yenisi, ne bekliyoruz, risk ne vesaire. Şimdi Soner Yalçın susmuştu, gene başladı konuşmaya. Bırakın konuşalım filan diyor son yazısında. Ya kara kutu gibi konuşacaksan Allah aşkına konuşma. Çünkü bunlar Soner Yalçın, Ahmet Rasim Küçük Usta, Canan Karatay. Şimdi ilacın ekonomi politiğini yapıyorum diyor. İlacın ekonomi politiğini yaptığın bir kitabın içinde gerçek bilgileri vermen lazım ve biraz da gerçekten ekonomi politiğe dayanması lazım. Dayanmıyor. İnsanları maalesef kanıta dayalı tıptan soğutuyor, aşıdan soğutuyor ve korkutuyor. Bir taraftan aşı karşıtlığı yapılıyor, öbür taraftan virüs üzerinden komplo teorileri yazılıyor. Bu ortamda hele hele bu ikisi de tıp profesörü ya. Yani biri bir üniversitede, ben o üniversitenin senatosunda olsam yemin ediyorum istifa ederim. Yani bu burada olacaksa ben bu üniversitede olmayacağım diye. O kadar yani. O kadar ciddi hataları var. Yani nasıl bir ezber bozma bu? O zaman aynı medya çıksın ortaya. Hocam ezber bozdunuz ama bak adamlar aşıyı yaptı, ne diyorsunuz da desin arkasında. Bunlar böyle bir lafı sallayıp bırakıyorlar, ortaya karışık gidiyorlar. Ve bunların ortaya attığı bu lafın üzerine sosyal medyada ve ana akım medyada, bunlar ana akım medyanın da starları, yıldızları, bakmayın şu anda biraz işte siyaseti daha çok konuşuyorlar. Biraz da sosyal, bunlar çok, affedersiniz, çok zırvaladıkları için programlarda şey medya kuruluşunu da zor durumda bırakabiliyorlar. Şimdilik durdu. Ama ben size söyleyeyim, şu korona virüs belasını def edelim, en çok Canan Hoca dua ediyordur. Lan nereden çıktın sen virüs? Senin yüzünden çıkamıyorum bir yerlere, konuşamıyorum fazla diyordur şu anda. Virüs gitsin, Canan Hoca yeni ezber bozmalarla çıkacaktır karşımıza. Yani çok daha güzel. Tereyağıyla en son numara şeydi galiba, burnunuza tereyağı sürün, asla virüs oradan geçemez. Şimdi Soner Yalçın gibi bir gazeteci de rahmetli Uğur Mumcu'nun izinden gidip araştırmacı gazeteciyim diyor, kemiklerini sızlatıp mezarında ters döndürüyordur diye düşünüyorum. Yani bu kara kutuyla falan olacak bir iş değil. Aşı reddi artarsa ne olur? Toplumda aşı hakkında şüphe oluşur. Aşılama programına katılım azalır. Bu şu anlama gelir. Daha fazla can kaybı ve pandeminin daha uzun sürmesi. Biz Türkiye olarak bu programa uymazsak, varken uymazsak, aşı, hani yetecek kadar aşının geleceğini düşünerek ben konuşuyorum. O zaman biz şunu seyrederiz. İngiltere'nin normale döndüğünü, Avrupa'nın normale döndüğünü, bazı ülkelere seyahat edemediğimizi, bazı ülkelerin bize seyahat etmediğini görebiliriz. Aşı reddiciliği çok artarsa Türkiye'de bir tehlike mi? Bana göre bir tehlike.
Ve ben bu kitabı yazdığımda korona yoktu ortada. Ve lütfen ben bakın başka kitaplarım da var ama ne olur şu kitabın okunmasını teşvik edin. Bu kitapla birlikte Kara Kutu okunursa insanların ufku açılacak, aydınlanacak. Kara Kutu'da ne yapıldığını görecekler. Ya da bu cehalet bilimcilerinin nereden beslendiğini, nasıl beslendiğini ve algıların nasıl yönetildiğini görecekler. Herkes bana sosyal medyada saldırıyor. Diyorlar ki BioNTech'i savunuyorsun, yeni teknoloji diyorsun, Pfizer'in adamı mısın? İşte Pfizer şunu yaptı bu. Ya kimsenin adamı değilim. Ben bir bilim insanıyım. Bilim evrenseldir. Doğru bildiğim gerçekleri anlatıyorum. Yanılıyorsam da yanıldım derim. Yani bunda bir şey yok. Bilim deneme, yanılma, yanılgıyı ayıklama süreciyle giden bir süreç. Bilimde mutlak bir şey yok zaten. Ama bir şeylere de güvenmemiz, bir şeyle mücadele etmemiz lazım. Bakın açık görüşte bir mülakat vermişim medyaya ve bu haber olmuş. Benim bir de haberlerim şey değildir, uzun yazılar şeklindedir. Çünkü bir gazetede ya da bir web sitesinde yayınlanmadan önce ben kontrol ediyorum bunları ve buralardan aynen bir makale gibi iddia ediyorum bilgi alabilirsiniz rahatlıkla. Öyle bir rahatlığı da vardır bunların. Bakın burada yeni dalga daha yıkıcı olabilir mi diye bana 22 Mayıs'ta sormuşlar. 22 Mayıs'taki soruya iki tane kırmızı çerçeveye dikkatinizi çekeceğim. Demişim ki bir sürü bilgi vermişim. Şu anda aşıya en yakın ülkeler Çin, İngiltere, Amerika, Almanya, Güney Kore, Kanada ve Avustralya. Çin, İngiltere, Amerika, Almanya ve Güney Kore önde mi? Önde. Kanada ve Avustralya'nın aşıları da şu anda onlar da biraz daha geriden geliyor ama onları da duyacağız yakında. Ekim-Kasım'da aşının hazır olacağını söylemişim. Oldu. Şimdi aşının faaliyete geçmesiyle ilgili aşağıdaki şeye gelelim. İki riski göze almak zorunda kalabiliriz demişim. Bakın iki tane riskten bahsediyorum. Birincisi pandemiye bağlı olarak aşı geliştirmenin bazı kademeleri hızlı geçildiği için geniş topluluklarda uygulama esnasında ortaya çıkabilecek bazı yan etkiler can sıkıcı olabilir. Aşıyı kullanmamayı gerektirebilir. Hızlı geçildi mi? Bazıları hızlı geçildi. Lüksümüz var mı hızlı geçmeme konusunda? Yani bu bir pandemi olmasaydı da standart öldürücü bir hastalığa karşı biz bir şey geliştiriyor olsaydık biraz daha oyalanabilirdik. Biraz daha oyalanmadık evet. Ama öldürücülük fazla bu tarafta ve kapanmayla birlikte kapanmadan başka çaremiz kalmıyor. Aşıyı kullanmadığımız zaman kapanacağız. Kapandığımız zaman ekonomi gidiyor. Bir sürü çalışan var. Şu anda bakın kuaförler, şeylerde çalışan İstanbul'u düşünün. İstanbul'daki restoranlardaki garsonlar kan ağlıyor şu anda. Evine ekmek götüremiyor. Çünkü en başta gene oradan başladık kapatmaya. Şimdi ama bu makul bir hızdı. Yani hiçbir şey bir takım aşamalar aman 3 kişiyle yap 3 kişinin sonucuna bak tamam böyle denmedi bakın burada. Ama biraz hızlı gitti tabii. Ama bu hızlılığın bir nedeni daha vardı, bu hızlanmanın iyi tarafını söyleyeyim. Fonlardan iyi para geldi. Yani hem Avrupa Birliği verdi, hem Dünya Sağlık Örgütü bir fon oluşturdu. Bakın Dünya Sağlık Örgütü'ne kızıyoruz ama bazılarımız, Dünya Sağlık Örgütü ciddi bir iş yaptı burada. Büyük bir fon oluşturdu ve o fon üzerinden aşı çalışmalarına para aktardı. Ve para bol olunca, bir de ülkeler birbirleriyle teknoloji paylaşımına girince, dikkat edin bazı aşılar, ortaklık aşısı, süreç zaten kendiliğinden biraz kısaldı. Biraz da denek sayılarında maksimuma değil de olması gereken minimuma göre, yani o minimumun altına düşmeden, ona göre sürelerden de taviz vermeden, takip sürelerinden de çok taviz vermeden ve takiplerden taviz vermeden, yani dediler ki, evet hızlandırabiliriz ama bu sizin aleyhinize olabilir. Nasıl olabilir? Firma o kadar emek vermiş, yatırım yapmış. Belki daha uzun, daha geniş sayıda denekte gitse o sayı önemli olmayacak ama dar sayıdaki denekte karşısına çıktığında aşı projesi rafa kalkacak. Bu firma için de bir riskti. Yani üretici için de bir riskti. Bunu iki taraflı değerlendirmemiz gerekiyor.
Şimdi bir risk bu ama bu göz ardı edilebilir bir risk mi? Evet. İkincisi şu, aşı piyasaya sunulmadan önce yetkili birimler acele karar alabilir. Yani ruhsat verebilir pandeminin durumuna bakarak. Bunu o zaman öngörmüşüm. Şu anda pandemi yaz ayları gibi seyretseydi bu aşıların ruhsatları birkaç ay daha gecikebilirdi. Birkaç ay daha. Veya çok sıfırlanmışsa zaten aşı projeleri de rafa kalkabilirdi. Ama pandemi ikinci dalgasıyla daha vurucu geldi kış mevsimiyle birlikte. Sadece bizde değil, bütün ülkelerde hem bulaş fazla hem ölüm sayıları çok fazla. Yani kışın tabii geçtiğimiz kış döneminde biz tüylerimiz ürpererek izledik, alışık değildik. Biraz da alıştı insanlar, yadırgadı artık böyle bir şeyi. Şu anda değerlendirildi ki burada bu riskler alınabilir durumda ve biz bu riskleri almak durumundayız. Şimdi aşılara nasıl güveneceğiz? 40 katır 40 satır gibi gözüküyor burada. Yani aşı olmazsak, aşı retçiliğine girersek ve işi oluruna bırakırsak daha fazla sayıda insan kaybı olacak. Bu açık, öldürmeye devam ediyor zaten her günde, artıyor sayılar. Bir de burada başka bir tehlike bizi bekliyor. Eğer ki sağlık sistemi çökerse, kaldırabileceğinin çok üzerine çıkarsa hasta sayısı, o zaman geçen kış İtalya'da, İspanya'da gördüğümüz, Fransa'da gördüğümüz manzaraları biz Türkiye'de de görebiliriz. Sedyelerde ölebilir insanlar, hasta seçebilir hekimler. Yani şu daha genç, ben onu alayım, öbürü daha yaşlı, onu almayayım'a kadar gidebilir. O yüzden böyle bir risk karşımızdayken, yok biraz erken oldu, yok ruhsatta şöyle oldu, artık bana o kadar yazıyorlar ki sosyal medyadan, ya radyasyonlu çaya kadar götürdüler işi. Bu devlet dediler radyasyonlu çay içirdi bize, sahte Çin aşısını da yapar. Ya o kadar da değil, yapmayın gözünüzü seveyim diye demek geliyor içimden yani. Peki bir başka konu burada detaylı bilimsel yayınları mı takip etmeliyiz gibi bir başka şey. Bunu da neden söylüyorum? Çünkü bazı hocalarımız daha çok çıkıyor televizyona, ana akım medyada onları da daha çok seviyor. Onlar konuşuyorlar ve orada devamlı şu cümle kuruluyor. Bir soru geliyor şeyden, ya bunu bilmiyorum işte makalelere bakmak lazım. Makalelerde yayınlanınca ancak o zaman söyleyebiliriz aşıyla ilgili durumu. Ya bunu halka anlatamazsınız. Yani bu anlaşılmıyor zaten. Şu anda biz makale takip edecek durumda değiliz. Makaleler sonra yazılacak. Bu aşılama programları olacak. 6 ay sonra, 7 ay sonra, 1 yıl sonra, 1,5 yıl sonra bir sürü aşı sonuçlarıyla ilgili makaleler, o zaman artısını eksisini konuşacağız. Biz şu anda ateşin bacayı sardığı bir dönemde neye bakacağız? Sadece ve sadece denetim kademesindeki bilimcilere, yasa koruyucusu olan hukukçulara ve siyasetçinin etiğine ihtiyacımız var şu anda. Buna çok ihtiyacımız var. Yani buralarda etik ve ahlaklı davranıldığını kabul edeceğiz. Bu pandemi bize şunu öğretti. Bilimin ne kadar önemli olduğunu, hukukunmuş gibi olmadan düzgün yapılması gerektiğini ve bilim ve hukukun etik zeminde buluşması gerektiğini bize öğretti. Çağdaş ve sağlıklı toplum, kaliteli yaşam ve demokrasi için bu gerekiyor. Sosyal devlet anlayışı gerekiyor. Kapitalist sistem, neoliberalizm burada duvara çarptı. Pandemi, liberalizmi, neoliberalizmi ve kapitalizmi tuttu, dut gibi sallıyor şu anda. Yani insanlar geniş, dünya nüfusu 8,5 milyar, 8 milyarın üzerinde bir pandemi var, öldürüyor. Ve herkes vergi verdiği devletinden bir şey bekliyor karşılığında. Burada bir güvensizlik var. O güvensizliğin nedenini Cehalet Bilimi kitabını okursanız anlayacaksınız. Neden bu yüzyılda biz 60 yıl, 70 yıl gerideki, 100 yıl önceki
konuları tartışıyoruz hala, aşıyı hala tartışıyoruz. Bir profesör çıkıp yaptırmam diyor. Böyle bir şey mümkün değil. Aşı en önemli teknolojilerden birisi. Bunun en büyük nedeni ticarileşen eğitim, ticarileşen bilim ve hasta müşteri yaklaşımı sonucu halkın bilime, siyasete, hukuka güvensizliği var. Bütün bu tartışmanın özü budur. Yani maalesef ne siyasete güveniyor insanlar, ne bilime güveniyor, ne de hukuka güveniyor. Bunun asıl nedeni ne? İşte cehalet bilimcileri çıkarsa piyasaya, o zaman bilime güven sarsılır. Bir tıp profesörü çıkıp aşı yaptırmayı önermiyorum derse, Tayfun Uzbay aşı yaptırıyorum dediğinde şüphe oluşur. Şüphe neyin lehinedir? Duymak istediğinizin lehinedir. Duymak istediğiniz nedir? Kolunuza gidip bir iğne batırılmasını istemezsiniz. Adam bir anda 2-0 öne geçiyor zaten böyle diyerek. Ama ne yapıyor? Bilimi itibarsızlaştırıyor. Hastasına müşteri gibi yaklaşan hastane veya hasta bir müşteridir zihniyetiyle sağlığı buraya indirgemek hekime, eczacıya, diş hekimine güveni sarsıyor. Sağlıkta şiddetin altında yatan önemli etkenlerden bir tanesi de budur. Etik davranmayan hakim de en fazla hukuka zarar veriyor, yasaya güven kalmıyor. İnsanlar çaktırmadan o yasanın etrafından maalesef dolaşmaya çalışıyor. Sonuna geliyorum. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Size en sonda bir kaynak önermek istiyorum. Burada bakın, birinci basamak sağlık çalışanları için aşı rehberi. Az önce bir soru gelmişti Simla Hanım. Bir meslektaşımız, bizi de orada kabul edecekler mi? Bakanlığın, yani Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre eczacı birinci basamak sağlık çalışanıdır. Bunda hepimiz hemfikir olmalıyız bir kere. Ama bazı meslektaşlarımız bu şeyinin, bu statüsünün bile farkında olmayan maalesef meslektaşlarımız var. Ve Türk Tabipler Birliği çok güzel bir çalışma yapmış. Birinci basamak sağlık çalışanları için aşı rehberi. İnternetten indirebilirsiniz, print edip koyabilirsiniz, oradan okuyabilirsiniz. Aşı konusunda, tabii bu COVID-19 özelinde bir şey değil ama aşıya dair her şeyi buradan öğrenebilirsiniz. Çok güzel yapmışlar, çok güzel özetlemişler, çok bilgilendirici bir eser. Ben Türk Tabipler Birliği'ne de teşekkür ediyorum. Bunu da sizlere de öneriyorum. Çünkü siz de birinci basamak sağlık çalışanı konumundasınız şu anda. Ve son şeye geldik, son slayta geldik. En çok sorulan soru neydi bana? Şu anda sosyal medyada da en çok sorulan soru. Hadi bakayım, buna cevap ver, sen yaptıracaksın mı? Ben de Tayfun Uzbay olarak beyan ediyorum. Bu yayın hem kayda geçiyor, hem ben bunları bir yere koydum. Yani Canan Karatay gibi pişkinlik falan yapacak bir halim yok benim. Ben diyorum ki ruhsat almış, ulaşabildiğim, yani ruhsat almış olur da ben ulaşamayabilirim mesela. Ulaşabildiğim ilk aşıyı yaptıracağım ben. Neden yaptıracağım? Çünkü virüs öldürürken seçici davranıyor ve virüsün seçiciliğinin neye göre olduğunu bilmiyoruz. 65 yaş üstü ayakta geçiren var. Günde 1,5 paket sigara içip semptom göstermeyen var. Öbür taraftan atletik, yüzücü, 20 yaş, 30 yaş bandında olan, 40 yaş bandında olan, hayatını kaybeden bir sürü insan var. Bu virüsün seçiciliğini bilmiyoruz. Neye dayanıyor? Ha, kronik hastalık grubunda ve 65 yaş üstünde sadece bu virüs değil ki, birçok hastalık onlarda diğerlerine göre daha öldürücü. Ama bu virüsün daha avantajlı gruplarda da neden öldürdüğünü bilmiyoruz. Bizim şu anda eski yeni teknoloji, biyoloji, messenger, RNA tartışacak lüksümüz yok. Ama maalesef insanımız bunu tartışmaya bayılıyor. Ayakta geçirenlerin uzun vadeli başka bir sorunla karşılaşma riski, az önce söyledim. Uzun vadede ortaya çıkacak aşının riskinden daha yüksek ve tehlikeli de olabilir. O yüzden de en iyisi bu virüse hiç bulaşmamak. Eğer aşılama programına katılım az olursa,
daha çok kayıp vererek, daha çok ekonomik zarara uğrayarak daha uzun sürede pandeminin bitmesini bekleyeceğiz deyip ben sözlerimi bu şekilde bitiriyorum. Bu arada biz 760 civarında kişiyle başladık bu sunuma ve şu anda kaç kişi var? 615 kişiyle tamamlamışız. Bizi izleyen tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir aydınlatma konusunda. İlave soruları varsa onlara da cevap vermeye hazırım. Hocam sadece dokunmadığımız hidroksiklorokin soruldu. Onun haricinde bütün sorulara, hani genel çok çok sık soruların hepsini hem sunumda hem sözel olarak yanıt verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Hidroksiklorokini sormuş bir arkadaşımız, son zamanlarda hani çok tartışılan bir etken madde, sizinle de konuşmuştuk. Onunla da ilgili bilginizi alabilirsek, fikrinizi, hidroksiklorokinin tedavisi yeri. Şimdi hidroksiklorokin hala hazırda Sağlık Bakanlığı'nın tedavi protokolü içinde yerini koruyor. Ancak primer bir ilaç olarak görmüyoruz. Şu anda favipiravir geldi. Hidroksiklorokin biliyorsunuz bir antiparaziter, sıtmaya karşı etkili. O sivrisineğin, dişi sivrisineğin taşıdığı parazitin sebep olduğu hastalığı önleyen ve gene çeşitli otoimmün hastalıklarda da koruyucu olabilen, tedavi edici olabilen, farklı mekanizmalarda etki eden bir ilaç. Başta hidroksiklorokinle ilgili maalesef çok suistimal edildi hidroksiklorokin. Biliyorsunuz bakanlık bunu eczanelerden çekti ve şey altına aldı, koruma altına aldı. Burada ilgili ilgisiz birçok kişi, hatta çok takipçili, çok popüler bir sanatçı bile çıktı. Hidroksiklorokini kodomanlar kullanıyor, halktan niye gizleyelim, siz de kullanın dedi. Yapmayın diye ortaya çıktık, sizin bir şeyiniz yok, sağlıkla bir ilginiz yok. O da dedi ki Dünya Sağlık Örgütü'nde ben görev yaptım. Yani o dönemde de maalesef ezbere kullananlar oldu. Şimdi hidroksiklorokin bir, göz hastalarında, iki, kardiyovasküler problemi olanlarda kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Zaten favipiravir yokken de orada hidroksiklorokini destekleyerek ve hastayı yakından takip ederek kullanıyorlardı. Daha sonra favipiravir geldikçe hidroksiklorokin ikinci plana düştü. Bu arada hidroksiklorokine yönelik çok geniş çalışmalar yapıldı. Onların ilk sonuçlarını aldık. Bir kere koruyuculuğu anlamında eminiz, koruyucu değil. Tedavi edici etkisiyle ilgili de çok anlamlı bir fark yaratamıyor maalesef. Yani favipiravir kadar, yani antiviral bir ilaç kadar etkili değil. Ancak tedavide yeri bilmediğimiz bir nedenle bazı hastalar iyi cevap veriyor. Ama bunu çok azalttılar. Şu anda evde geçirenlere, bazılarına favipiravir plus hidroksiklorokin gidiyormuş. Ama burada hekimin takdiri çok önemli. Orada hidroksiklorokin kullanmasını gereken başka bir otoimmün problemi de varsa hastanın, belki onu da ekliyorlardır. Onu bilemem. Ama şu anda favipiravir önde ilaç olarak bakıyorsak. O da tabii radikal bir çözüm sunmuyor ama o daha önde. Hidroksiklorokini ben ne koruyucu olarak öneriyorum ne de tedavi protokolünde favipiravir kadar etkili bir yeri olduğuna inanmıyorum açıkçası. Tayfun Hocam bu kadar. Evet. Yani başka soru olmaması. Evet. Çok teşekkür geliyor bu arada. Siz de görebiliyorsunuzdur belki. Evet, ben sizin kadar iyi göremiyorum. Orayı açmadığım için daha rahat takip edeyim slaytları diye. Şimdi ben de hani hala izlemeye devam edenlere sürçülisan ettiysek affola diyeyim, öyle diyeyim. Elimden geldiği kadar aydınlatmaya çalıştım. Umarım net olabilmişimdir, bir şeyler verebilmişimdir. Beni de mutlu edecek tek şey bu. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepsine ayrı ayrı sağlık diliyorum. Lütfen kendinizi koruyun.
değerli meslektaşlarım, hekimlerden daha az değil riskiniz. Hiç şakası yok bu virüsün. Çok ciddi kayıplarımız oldu. Ben bu arada tüm sağlık personelini ve özellikle eczacı meslektaşlarımızı yakın zamanlarda artık hangisine taziye yapacağımızı, hangisini anacağımızı şaşırdık. 30'u geçti rakam. Gün geçmiyor ki bir eczacı odamızdan bir paylaşım gelmesin sosyal medyada. Hepsine rahmet diliyorum. Geride kalanların, yani kaybedenlerin hem odalara hem yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bir yandan da geride kalanların kendilerini buradan ders çıkararak daha fazla koruması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki eğitimde tekrar görüşmek üzere hocam. Herkes çok mutlu, çok memnun. Tekrar görüşmek üzere. Ben herkese sağlık diliyorum. Sağlıkla kalın. İnşallah dayanışma içinde hep beraber bu virüsü halledip daha güzel günlerde yüz yüze görüşeceğiz. Umarız en kısa zamanda. İyi geceler. Hoşça kalın. İyi geceler. İyi geceler diliyorum ben de. Mm-hmm.